geceler efendim. Saatler 21'i gösteriyor. Bengitürk TV ekranlarında yine bir Sebep Sonuç programı ile karşınızdayız. Bu gece merak edilen ve tüm bilinmeyenleriyle Deccal'i konuşacağız. Peki kimle konuşacağız? Tarih felsefecisi ve araştırmacı yazar Erkan Türk'ten hocam bizle beraber. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Murat Bey. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyim Allah'a şükür. Ara veriyoruz hocam. Olmuyor böyle. Çok soran var. Erkan evet. Hocam ne zaman? Tabii başka kanallara gidip geliyorsunuz. Tabii yoğunluklar olduğu için maalesef yetişemiyoruz. Hı-hı. Ama siz de o dönemde yoğundunuz yine. Sizin de güzel programlarınız oldu. Sağ olun hocam. Dolayısıyla beraber daha güzel oluyor değil mi? Tabii daha güzel olacak inşallah. En son bir masonlar programı yaptık. Evet. Şimdi bu akşam tabii Deccal günümüzde çok fazla konuşuyor. Yıllardır, yüzyıllardır konuşulmuş. Fakat tabii Deccal'i sadece bir sistem mi, bir varlık mı, insan mı tarzında da çeşitli söylemler var. Bu gece onu açacağız. Sistemsel kısmını da konuşacağız. Teknolojiyle ilişkisini konuşacağız. Ve son dönemde de hani ortaya çıkan kıyamet öncesi son alametlerden yine Mehdi olgusu, Hazreti Mesih'in tekrar inişi, nüzulü tarzında ilerleyelim istiyorum. Birkaç tane resim var. Onun üzerinde gideceğiz. Ben tekrar geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, sosyal medya adreslerimiz birazdan ekranın altında olacak. Instagram'dan benim şahsi hesabım, Facebook'tan yine Sebep Sonuç sayfamızdan, Twitter'dan da Sebep Sonuç hashtag ile bize soru ve görüşlerinizi gönderebilirsiniz. Bir tanıtım var, onu izleyelim. Sonrasında buradayız. Sebep Sonuç başlıyor. Sebep Sonuç'ta tüm bilinmeyenleriyle Deccal dosyası açılıyor. Deccal nedir? Deccal bir insan mı, bir sistem mi? Deccal ile dijital medyanın bağlantısı var mı? Dijital put nedir? Deccalizm insanları dijital medyada köle haline mi getirdi? Yapay zeka teknolojisi, Deccaliyet döneminin başlangıcı mıdır? Deccal, Mehdi ve Mesih kavramlarıyla ne anlamalıyız? Dünya yakın bir zamanda büyük bir savaşa mı hazırlanıyor? Kıyamet alametlerinde Deccal nasıl bir rol üstleniyor? Hepsi ve daha fazlası az sonra Sebep Sonuç'ta. Şimdi Erkan Hocam, aslında ilk soru belli. Merak edilen, tabii içi bir yere geldi çok boşaltıldı ama çeşitli anlamlarda yüklendi. Deccal nedir? Önce bunu soracağım. Tabii 666 kısmına gireceğiz, tek göz kısmına gireceğiz, kefere kısmına gireceğiz ama önce bir Deccal'in size yani anlatmak istediğiniz nedir? Nasıl anlayacağız biz Deccal nedir? Hemen gelelim. Bir başlayalım. Deccal, el Deccal. kelimesinden geliyor Arapçada. Şimdi el-Deccal kelimesine girdiğimizde bu hilekar anlamına geliyor. Bir şey olduğundan daha farklı gösteren kişi. Ve ayrıca bu Deccal'e köküyle oluşturulmuş kelimeye baktığımızda Araplarda bugün hala kullanılan bir kelime. Nasıl kullanılıyor? Mesela bir gelenek, Arap geleneğinde bu kelimenin kullanıldığı hasta bir hayvanı koyun mesela ele alalım. Sağlıklıymış gibi gösterebilecek şekilde onun üstünü örtmek. Bu bir hilenin parçası. O zaman bizim Deccal kelimesinden anlamamız gereken şey başta hile. Yani bu işin içerisinde görünürden çok daha farklı bir iş var. Göründüğü gibi değil yani bu iş. Deccal'i biz bu şekilde idrak etmeye başladığımızda o zaman dijital kelimesiyle de bir bağ kurmaya başlıyoruz. Çünkü dijital sistem de aslında bir şeyi olmadığı halde varmış gibi gösterebilen bir sistem. Nasıl? Sayısal değerlere bakın. Mesela bugün medyada yapılan propagandaya bakın. Veya dijital ortamda üretilen sanal gerçekliklere bakın. Hı hı. Bu da aynen Deccal kelimesiyle örtüşen bir özelliğe sahip. Fakat ben bunu açıkladığımda bir kesim tarafından yoğun tepki geldi. Hani sadece sistem ya da dijital değil, bir varlıktır. Bir varlıktır da. Fakat ben zaten bunu kitabımda aynı zamanda bunun bir şahısa da tekabül ettiğini söylemiştim ama o şahsın bu sistemle birlikte ele alınması gerektiğini vurguladım. Yani o şahsın gelmesini sağlayacak bütün alametler dijital sistemin içerisinde zaten var. Yani bir altyapı hazırlanacak. Kesinlikle bir altyapı hazırlanacak. Şimdi biz Deccal'e hadislerden baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bir kere Deccal'in boyu çok uzun. Minare boyunda. Bir boyu var. Sonra
Tabii mecaz mı yoksa evet uzun anlayalım tarzında. Şimdi ona da geleceğiz. Mecaz mı gerçekten uzun mu? Sonra kıvırcık saçlı olduğu söyleniyor, var hadislerde. Tek gözlü olduğu, yine hadisten hadise değişen bir şey var burada. Tek gözünün, işte onun sağ gözünün yeşilimsi olduğu. Ya da kör olduğu tek gözünün. Kör olduğu, ya da olmadığı. Yahut da işte kataraklı gibi daha böyle şey, biraz meshedilmiş veya kapanmış halde. Bu arada yönetmenim, hocam araya girdim. Kelebekten alabilir miyiz? Deccal tabii şey değil, hani bu gerçekle alakası belki değil bunun ama sembolize edilmiş. Tabii. Bu bahsettiğiniz özelliklere göre bir figür var, bir resim var. Hani bu tarz tarzında. Evet, kefereden bahsedebiliriz. Bu tarz diyebiliriz. Evet. Hı-hı. Bu bir sembolize edilmiş tabii, bir hali. Tabii. Yani en azından anlaşılsın tarzında. Evet, anlaşılsın. Yine kırmızı olduğu, diğer gözünün, daha az gören gözünün kızıla çaldığı, bunlar hepsi hadislerde olan anlatımlar. Bunun haricinde tabi Deccal'in olağanüstü harikaları var. Bu tipi dışında. Bu harikalara baktığımızda bir kere ölüyü diriltiyor. Ölüyü bir de parça parça edip diriltebilme özelliği var. Yağmur yağdırabiliyor, bir yeri kurak bırakabiliyor. Şimdi bunların hepsine baktığımızda bugün zaten mevcut teknolojiyle bunların yapılabildiğini görüyoruz. Ölüyü diriltme kısmı hariç. Yağmur yağdırma, evet, teknolojiyle bu ya yapılabiliyor. Da, ya da depremler yapay. Yapay depremler yapılabiliyor. Veya bir yeri kurak hale getirme yapılabiliyor. O zaman bütün bu özellikler... Ürünlerin de içiyle oynandığı GDO'lu ürünler var. Kesinlikle. Bolluk meydana getirebilir mi? Getirebilir. Kıtlık meydana getirebilir mi? Getirebilir. Bu sadece teknolojinin işlevine bağlıdır. Nerede ne şekilde çalıştırılacağına bağlıdır. HAARP projesini düşünün mesela. HAARP projesiyle yapay depremlerden bahsettik. Bir yeri kurak bırakmaktan bahsettik. Daha da ötesi var. Mesela Blue Beam projesi. Blue Beam projesine baktığımızda mavi ışın. Blue Beam. Burada ne yapıyor? Kişiye bizzat bir takım görseller yollayabiliyorsunuz. Hologramlar yollayabiliyorsunuz. Daha ötesi tabii ses. Sadece ona özel sesi kişiye nakledebiliyorsunuz. Siz delirdiğinizi de düşünebilirsiniz. Tanrı'yla konuşuyorum da diyebilirsiniz bu ses vasıtasıyla. Ki mesela bakın, bir stadyumda denendi, havaalanında denendi süpersonik sesler. Bunun haricinde bu süpersonik sesler... Ya da infrasonik daha düşük. Evet, infrasonik. Bu kişiye evet özel bir ses dalgası. Yani kişiye yöneltiliyor, o kişi duyuyor. Daha ötesi var bunun. Ses frekansı olmadan beynin içerisine gönderilen ayrı bir frekansla sizin o sesi, ses olmadığı halde o frekansı sese çevirmeniz beyninizde. Bu daha enteresan. Bir de bu var. İş o kadar ilerledi ki artık Rusya'da Patrick Kirill şu açıklamayı yapmak durumunda kaldı. Cep telefonları Deccal'in gelişine en büyük alamettir. Zaten bir iki gün önce de yine zannedersem Putin'in bir beyanı var aplikasyonlarla ilgili. Evet, yerli olacak dedi yazılımlar, yani temel yazılımlar. iOS ve Android'den de bahsetti, yerli yazılım yapacak. Yerli olacak dedi. Şimdi teknolojinin gittiği noktayı bilmeyen bir kişi, gelecekte insanoğlunun neye dönüştürülmeye çalışıldığını tahayyül etmeyen bir kişi, Deccal'i yorumlarken maddeci bir manada, anlamda yorumlar. Gerçekten der ki onun boyu 20 metre, 30 metre, işte minarene kadar uzunsa olacak der. Veya gerçekten onun saçları kıvırcık olacaktı der. Gözü, tek gözü görmeyecekti der. Mesela bana gelen eleştirilerden bir tanesi, sen işi diyorlar ki bana, sen işi maddi boyuta çektin, maddeleştirdin. Tam tersi. O tür bir deccal arayanların ben işi maddeleştirdiğini düşünüyorum. Çünkü fiziksel olarak her şeyi belli. Fiziksel, yani minare boyunda kocaman canavara benzeyen bir varlık arıyorlar. Yani hayaldelik var ama Allah'ın ona verdiği izinle var zaten. Allah'ın, başka bir şey. Kesinlikle Allah'ın verdiği izinle var ama bir sebep sonuç dairesi de var bu işin içerisinde. Şimdi bir de şu var. Biz bunları böyle düz mü okuyacağız? Yoksa bunları tefsir mi edeceğiz? Bunlar bir takım sembolik ifadeler mi? Mesela bu eleştirileri getirenler şunu düşünsün.
Kur'an-ı Kerim'de de Allah diyor ki benim ipime sımsıkı sarılın. İpi mi var Allah'ın? Var mı ipi? Hayır. İpi meçhaz. Şimdi aynı şekilde... Yani elimin üstünde benzer şey ama eli bizim elimiz gibi mi? Bizim elimiz gibi mi? Hayır. Allah'ın eli mi var? Yani burada biz Vahabiler gibi yani mi olacağız? Bir yorum, bu yorumu yaparken. Tarzında belli bir arşta mı yani ondan sonra yarattığı bir şeyin üstüne mi oturacak yani anlatabiliyor muyum? Yani bir, hakikaten. Kendi yarattığı. Çok güzel, çok doğru. İşte şimdi böyle baktığımızda Kur'an-ı Kerim bu şekilde yorumlanabiliyor. O zaman hadislere de bu şekilde bakmamız gerekiyor. Böyle baktığımızda biz başka bir şey anlamaya başlayacağız. Mesela kıvırcık saç nedir? Yahudilerden olacaktır diyor deniyor. Yani o Yahudilerden olacaktır. Bir insan kılığında gelecek Yahudi. Peki bugün dijital sistemin sahipleri kim? Bir araştırsınlar. Ben araştırdım gördüm dijital sistemin sahiplerini. Yani bugün Arabistan'a robot Sofya'yı sokan firma Yahudi firması. Arka plana baktığımızda. Zemzem Towers'ı yapan kim? Kim? Tabii kim? Şimdi onunla ilgili biz bir programda dedik ki işte hatta o Kabe içindeki sütunlardan falan konuşmuştuk. Acaba bir iddia var. 3 tane sütun var. O resmi bilirsiniz. Hani Lat, Menat, Uzay'ı mı tekrar diktiler tarzında böyle bir iddia vardı. Kimisi dedi ki ayet var. Oraya Yahudi, işte Hristiyan ya da kafir giremeyecek ayeti var. Olay belki de şöyle mi anlamak lazım? Yani giremeyecek derken fethedemeyecek, alamayacak. Yoksa kesinlikle öyle zaten anlamak lazım. Girmiş zaten. Zemzem Towers'ı kim yapmış? Zaten kesinlikle. Tamiratını kim yaptı? Fethedemeyecek kesinlikle. Ve oralara zaten zahiren Müslüman olarak gözüken ama içten Müslüman olmayan bir düzine adam girdi zaten. Yani eskiden Kabe'nin boyuna geçmeyen ev yapılmazken yüzlerce katlık oradaki oteller. Kim yaptı bunları? İşte kim yaptı ya geldiğimizde? Mesela Sofia robotunu yapan Hanson Robotics. Bunlardan bir tanesi firma. Onun ortak olarak çalıştığı yazılımda OpenCog diye bir şirket var. Hong Kong merkezli. Mesela bu şirketin sahibine bakıyorsunuz. Yahudi asıllı. Şimdi bütün dijital sistemin önemli unsuru da yapay zeka teknolojilerinin arkasında yer alan fikir babalarına baktığınızda ve aynı zamanda bugün transhümanizmi savunan fikir babalarına baktığınızda bunların Yahudi asıllı olduğunu görüyorsunuz. Şimdi dijital varlıklar ortaya çıkacak ya da deccali varlıklar da diyebiliriz biz buna. Ben niye dijital kelimesini söylüyorum? İngilizce'de digital kelimesi. Yine DC var orada. DC tabii var. DC var. Ve çok da Deccal var. Deccal zaten niceliği ön planda olan bir varlık. Niteliği değil. Nitelik değil. Yani işin görsel boyutu var. Şov boyutu var. Sayı boyutu var. Nicelik demek sayı demektir. Yani birçok sayı, sayıda görüyoruz. Onları ayarladım ben. Üzerine sayı rakam anlamına geliyor. Şimdi öyleyse mesela dijital kelimesi İngilizce'de de rakam anlamına gelir. Deccal'in de özelliği nedir? Mana yönü değil, maddi yönü kuvvetlidir. O zaman ruhsal yönü yoktur. Tamamen maddeden mürekkep bir sistem getirecektir. Ruhu boşaltılmış. Hı hı. İşte aynısı. Dijital sistem budur. Ve dijital varlıklar ortaya çıkacak ileride. Bunlar da kendi aralarında ayrılacak. Yarı insan, yarı robot. Tamamen robot. Veya bir insanın bilincinin bir makineye aktarıldığı... Ölmüş insanların Elon adeta... Elon Musk'ın bir projesi var böyle. O aktarma projesinden bahsetti çok yakın bir zamanda. Elon Musk'ın böyle bir projesi var. Elon Musk'ın çok daha fantastik projeleri de var. Elon Musk da özel bir insan. Yani birileri tarafından... Kamyoneti gördünüz mü? Birileri de gördüm. Birileri tarafından seçilmiş bir insan. Elon Musk da aynı şekilde çalışıyor. En son bakın Elon Musk'ın Epstein davasında yine çok önemlidir bu Türkiye'de çok işlenmedi. Yahudi kökenli dolar milyarderi bir iş adamı intihar etti. Pedofili suçlaması dolayısıyla en sonunda 33. gününde tutukluluğunun öldü ya da öldürüldü diyelim daha doğru olur. Bakın Elon Musk bu adamla bir vasıtayla görüşmüş. Suudi Prensi Muhammed Bin Selman'la bir ortaklığın içerisine girmiş. Elon Musk'ın hisselerinin önemli bir kısmını Muhammed Bin Selman almış. Böyle ilişkiler var. Ve Elon Musk öyle görüldüğü gibi biri değil. Bir de bazı insanların artık uyanması lazım. Bu tür noktalardaki insanları kimse serbest bırakmaz. Bırakmaz. Bir onlar... de o kamyonette de çıktı bir şey yaptı ya, lansman yaptı ya, hatta camını kırdı falan.
birkaç saat içinde 200 bin araç sattı. İşte. Yani çok önemli işler bunlar. Değişik bir tarz bir şeydi. Böyle üçgen piramit gibi de. Dikkat ettiniz mi ona? Dikkat ettim. Bu da bir mesaj içeriyor. Şimdi bunların hepsi proje. Bu projelere baktığımızda, bu dijital varlık kavramlarına baktığımızda teknolojinin, transhümanizmin, ileride ortaya çıkacak yeni insan tipi, cinsiyetsiz, cinselliği belli olmayan, milliyetsiz, kültürsüz, dünya kültürü adı altında yerel kültürler tamamen eritilmiş bir şekilde ortaya çıkacak o. Şu anda bakmayın siz mikro milliyetçiliğin ortaya yayıldığına, ortaya çıkarıldığında. Bütün bu mikro milliyetçilerin sebebi şudur. Mikro milliyetçileri yutmak kolaydır. Mikro milliyetçiler eritildikten sonra bunlar tamamen kültürel dokusu hırpalanmış, yeni dünya devletine hazır, yeni bir insan modeli için zemin oluşturma çabaları. Ve bu insan modeli çıkacak. Çevreci görünümlü, işte az önce özgürlükçü görünümlü ve bunlar bir kısmı da dijital varlıklar olacak bu insanların. Yapay zeka izlediniz mi? Yapay zeka film olarak mı? Film. İzlemedim. Ama evet. Yapay zeka ile ilgili bakın mesela Mother filmi var. Çok önemli bir filmdir. Yine bak, Terminator filmi Terminator. Çok büyük işaretler taşır. Çok önemli bir filmdir. Matrix çok önemli bir filmdir. Bunlar çok önemli. Bize bazı doneleri özellikle Matrix Deccal ile ilgili şifreleri barındıran bir filmdir. Bunu o gözle izlemeleri gerekir. Sahte Mesih ile ilgili. Mesela Neo orada sahte Mesih aslında. Evet, evet. Matrix bir kod sisteminin içerisinde yaşatılan insanoğlunun nasıl uyutulduğunun bir göstergesi. Ve ayrıca zamanda bize pazarlanan Neo adlı yeni adlı bir Mesih'in aslında nasıl dalaverici bir Mesih olduğunu da göstergesi ama okuyabilene. Filmi düz seyrederseniz onu bir kurtarıcı olarak algılarsınız. Ama filmi Siyonist kodlarla izlediğiniz takdirde asıl Matrix'in perdesi o zaman açılıyor. Ki ben bu konuda çok büyük bir çalışma içerisinde girmek durumunda kaldım. İyi ki de girmişim. Ve oradan o kodlar aktı. Matrix'in içerisindeki Matrix'i görmeye başlıyorsunuz o zaman. Bakın Terminator'da da öyledir. Terminator'da bir yapay varlık vardır. Yapay zeka Skynet. Bütün dünyayı ele geçirir. Onu yok etmeye çalışan bir kurtarıcı vardır. Ama nihayetinde gerek Matrix'te gerekse Terminatör'de şunu görüyoruz. Makinelere karşı koyanlar da yine makinelerle belli ölçüde işbirliği yapmaya çalışıyorlar. Skynet olayını geçtim Terminatör'ü. Fakat asıl önemli olan Matrix'te dikkatinizi çekmiştir. Neo en sonunda makinalarla anlaşma yapıyor. Çünkü şunu anlıyor. Aslında Neo'nun ortaya çıkmasını sağlayanlar da makinalardı. Bu arada Matrix deyince... Daha önceki bir programda da o ekrana vermiştik. Tabii şu an o konuya gireceğinizi bilmediğim için hazır değil. Belki reklam arasından sonra hazırlatırız. Ehliyeti var. O başroldeki karakterin son kullanım tarihi 11 Eylül. 11 Eylül. O, mesela, o benim kitabımda da var. Var değil mi? O resmi reklam arasında arkadaşlar hazırlatalım. O yani. Bunun zaten bu işin nasıl proje olduğunu göstergesi. Matrix'te başka bir şey daha var. Animatrix üzerinden gittiğimizde bir de neon projesi de orada daha 1999 yılında çizilmiş ana hatlarıyla bugün uygulanıyor. Şimdi o zaman neon bile Deccal'in bir devleti olma özelliğini taşıyan bir proje. Bu şekilde bu işler yürütülüyor. Biz şimdi mesela deniyor ki hocam heykel put mu? Resim haram mı? Şimdi bunlardan biz burada mı kaldık? Ben neden bahsediyorum? Gelecek yapay zekalı bir robot varlık, insan tenine benzer bir varlık gelecek. Seninle annen gibi konuşacak, babam gibi konuşacak, sevgilin gibi konuşacak, çocuğuna benzetilecek. Ve sen onunla duygusal iletişime geçeceksin. Bunun farkında değilsin. Ve biz hala şu sorulardayız hala. Resim haram mı? İşte heykel put mu? Peki bakalım kıyafetiyle eleştiriyoruz evet, karşımıza. Peki dijital putlara ne olacak? Şunu anlayabilmiş değilim. Bugün mesela niye bunları açıyorum? Çünkü böyle eleştiriler yapan insanlar var. Bakın şimdi eğer resim haram mı mevzusuna girdiğin zaman televizyona çıkmayacaksın. Çünkü onların hepsi bir resim karesinden oluşuyor. Ama şu da var bunu diyen birçok hoca ekranlarda.
Ekranlarda bir de. Resim bırak. Onlar şunu bilmiyorlar mı? Video oluşuyor. Yani bir programa çıkıyorsun artık sen. Yani bunun görüntülüsü var artık. Video oluşmaya başlıyor. İşte onlar ne aslında? Resim karelerinin ard arda sıralanmasıyla oluşan şeydir o görüntü. Hepsi resim karelerinden oluşuyor. Yani orada şunu mu anlamak lazım? Şimdi tabii hani Peygamber Efendimiz döneminde o putların yıkılması, tabii o resimleri belli bir noktadan sonra artık hani putlaştırma haline getirmelerine bir engel. Eğer bunu anlamazsak... Hani şu Murat anki Bey, bambaşka bir şey. Murat şu Bey. An o zaman ekrana çıkmak... Eğer bunu anlamazsak o zaman o hocalar televizyona çıkmayacak. Çıkmayacak ama peki... resim haram mı diyenler... Bunu nasıl anlatacaksın? İnsanlara nasıl ulaşacaksın? O zaman, işte böyle işte, bir medyayla ulaşacaksın. İki, resim haram mı diyen, haramdır diyenler o zaman bunları da seyretmeyecek. Videoları seyretmeyecek o zaman onlar da. Bize mesaj yollamayacak YouTube'dan. Ve iletişimin kopacak o zaman. Yani yanlış da bir insan bir şey söylüyorsa i̇şte, atıyorum reddiye vereceksin, cevap vereceksin, tabii, izleyemeyeceksin, kopacaksın. İşte buradaki kısır döngü ve çelişkiyi anlatmaya çalışıyorum. Biz nerelerdeyiz daha? Ya daha neredeyiz? Bugün sen telefonunla konuşuyorsun ya. Telefonuna soru soruyorsun. Telefonu sana cevap veriyor. Evet. Hatta bazen seninle dalga geçiyor telefonun. Yani belli biliyorsunuz her telefonda ayrı bir sistem vardır. Öyle özel bir yapay zeka vardır. Hı hı. Onunla konuşursunuz. Bazı sorulara cevap verir. Öneriler getirir. Hatta öneriler getirir. Bir yerde bulunduğunda işte kahvesini beğendin mi? Şuraya geldin, şuraya da git falan artık geliyor bunlar. Yani telefonunuzla siz konuşuyorsunuz artık. Arabanızla konuşacaksınız. Ne heykelinden bahsediyoruz hala biz? Ya şu an bunsuz yaşamıyoruz. Ve yani bu put değilse o zaman yani şimdi onu sorduğun zaman peki bunu görmez nasıl bunu kaçırıyorsun görmezden geliyorsun bunları? Şimdi asıl tehlike şu maddeye duygusal olarak bağlandığın zaman sıkıntı oluyor. Bir heykel Süleyman'ın Hazreti Süleyman'ın mabedinde Süleyman Tapınağı diyoruz. Heykeller yok muydu? Kur'an-ı Kerim söylüyor heykeller olduğunu. Ama bu heykellerin mahiyeti ne? Tapınmak için mi? Hayır. Putperestlik için mi? Hayır. Resimler şu anda resim. Her yerde resim. Biz resim mesela annemizin babamızın fotoğrafına bakıyoruz. Baktığımız zaman biz tapınıyor muyuz ona? Veya illa bir onu şey olarak mı görüyoruz? Yani onu gördüğümüz zaman tamam gerçeğin ta kendisi onu bir Allah'a eş koşma olarak mı görüyoruz? Hayır. Şimdi burada çok ince noktalar var. Bunu anlamak gerekiyor. Bunu anladığımız zaman şuraya geleceğiz. Asıl sıkıntı konuşan bir dijital varlığın annemiz, babamız, çoluğumuz, çocuğumuz kılığında girip karşımıza çıkıp bizle duygusal iletişime geçmesi. Asıl tehlike bu. İşte deccaliyet sistemi ölüyü diriltiyor. Nasıl diriltiyor? Bunun bir özelliği de teknolojiyle ölüyü nasıl diriltecek? Şöyle. Bilinci eğer sizin mesela bilinci naklederse bir dijital varlığa veyahut da yapay yine eti kemiği varmış gibi gözüken özel silikonlarla bir robota sizin bilincinizi naklettiği andan itibaren siz ölen kişiyi o robotun üzerinde görmeye devam edersiniz. Neden? Sizin Facebook'unuz yok mu? Instagram'ınız yok mu? Sosyal medyada bazı hesaplarınız yok mu? Bugün hemen hemen herkesin var. Algoritma bunu alır. Sizin beğenilerinizi alır. Davranış şekillerinizi alır. Paylaşımlarınız, resimleriniz. Hepsini alır. Sizin hakkınızda kolaylıkla bir algoritma çıkarır. O algoritmayı da en basitinden anlatıyorum. Bu daha kapsamlı bir şekilde yapılacak ama bu algoritmayı da alır. Bir yapay varlığa, bir robota metalden yapılmış ama silikonla çevrelenmiş bir robota yükler. Sonra bir bakarsınız ki bir Erkan Türk'ten daha var. Aynı Erkan Türk'ten şimdi gibi hareket ediyor. Olabilir. Hazırlıkları var. Böyle bir teknoloji var. Ben diğerinin de olacağına inananlardanım. Yani Allah'ın ona son kıyamet öncesi artık bir sınav, son sınav için belli güçler verip bunu kullanması anlamında o insanı gerçekten öldürüp diriltebilir. Oraya da geliyorum. Hani bunun da olabileceğine inananlardanım. O da olabilir. Hatta o şeyde anlatılır ya, hatta bir rivayet vardır.
kendini tabii önce peygambermiş gibi gösterecek, sonra kendini Rab tutacak tarzında hep anlatılır ya. Bak işte öldüreceğim, tekrar dirilteceğim. İnandın mı? İnandın. Dirilttim şimdi. İnandın mı? İnandın. Şimdi daha çok inandım senin Deccal olduğuna denir. Bir zattan denir, bahsederler. Aynen. Onu da hatta Hazreti Hızır olduğunu. Hızır'ı aynen çünkü bağlarlar. Bunu Hazreti söylemişti, aynen. Peygamberimiz anlatmıştı denir. Böyle rivayetler var. Hani gerçekten de bir ölüm ve diriltilişin olacağına da inananlardan. Olabilir. Onu asla reddetmiyorum. Ama diğeri de çok ama olabilir bir şey. Diğerini de görelim. Yani şimdi o öyle olacak diye %100 bu. Böyle bir ihtimal yok. O zaman işte... Yani o anlamda da ikna olabilir o insan. Hakikaten derisiyle, şeyle bürünmüş birisini teknolojik bir robot halinde çıktığında evet dirilttiğini de inanabilir o insan. Bugün inanılmıyor mu? Mesela bugün yapılan projelerde Elon Musk olsun, diğer yapay zekacı, hı-hı, daha çok yapay zeka ile uğraşan kişilere baktığımızda bugün şunu tartışıyorlar artık. İnsan bilincini tamamen başka bir... daha doğrusu dijital bir ortama kopyaladığımız andan itibaren o insan canlılığını koruyor mu, korumuyor mu? Bu tartışılıyor. Bu insana biz ölü insan diyebilir miyiz, diyemez miyiz? Ve insanların, Murat Bey, önemli bir kısmı şuna inanıyor. Bilinç nakli gerçekleşirse ruh nakli de gerçekleşmiş demektir inanıyor. Gençler, yeni nesil... Bu buna... şey gibi, kıyamet olursa Mars'ta da yaşarım ben gibi. İşte aynen öyle. Yani gençler buna daha sıcak bakacak ileride, göreceksiniz. Böyle bir nesil geliyor. Ve bu nesil şunu diyecek ileride. Ruh eşittir bilinç. Bu çok tehlikeli bir söylem. Ruh eşittir bilinç dediğiniz andan itibaren bu projelerle birlikte sizin maddi olarak bilinciniz dijital bir ortama kaydedildiğinde, bilinçten kastım da şu esasında, sizin davranış algoritmanız, düşünce algoritmanız taşındığında o zaman siz o taşınan yapıyı hala canlı kabul edeceksiniz. O zaman diyeceksiniz ki can ölmedi, nerede yaşıyor? Dijital bir varlığa beyni kopyalandı, dijital ortamda hayatını devam ettiriyor. Buna inanmaya başlayacaksınız. Bunu inandığınız andan itibaren, son olarak söylüyorum, şu ortaya çıkıyor. Demek ki ölümsüzlük denen bir şey var. Demek ki bu dijital teknoloji bazı insanların ölümsüzlüğünü sağlayabiliyor. Yani bu algıyla öyle bir altyapıda hazırlanmaya başlıyor. Aynen. Bir ara verelim hocam. Dinlendireyim ben sizi. O arada bir iki fotoğraf var. Onu da ayarlatmış olayım. Çünkü hazırlıksız yakalandık. O konuya gireceğimizi bilmiyordum. Sevgili seyirciler, bir aramız var. Sonrasında devam edeceğiz. Evet efendim, aradan sonra sebep sonuç devam ediyor. Şimdi Erkan hocam, o fotoğrafı hazırladık. Matrix'ten bahsetmiştiniz. Orada bir algı var 11 Eylül saldırılarının. Tabii önce bir kimlik, hatta son kullanım tarihiyle ilgili bir tarih var orada. O da 11 Eylül. Yönetmenim alabilir miyiz? Onun üzerine konuşabiliriz. Aslında Vol'a da alabiliriz. Hazırsa. Evet, burada... Hemen orada zaten dairenin altında. Bu onun ehliyeti ya da pasaportu mu? Bu evet. Onun kimlik kartı hı-hı, orada son kullanma tarihi olarak geçiyor. Benim kitabımda da vardı bu. Bunu koydum kitabıma, hı-hı, da. Bu nasıl bir proje olduğunun göstergesi Matrix'in. Yani Wachowski kardeşler çok proje kardeşlerdi. Hı-hı. Ya da kız kardeşler diyelim artık. Çünkü cinsiyet de değiştirdiler onlar. Önce birisi değiştirdi, sonra diğeri değiştirdi. Yani New Age hareketleri içerisinde de önemli bir şey bu. Yaptıkları iş. Yani hem cinsiyetlerini değiştirdiler, hem o şekilde kendilerini pazarlıyorlar diyeceğim artık. Örnek olma bakımından. Hem de aynı şekilde de bu tür filmlere imza attılar. Ve bu film sadece Matrix'e sınırlı değil, Atlas Bulut'u da çektiler. Atlas Bulut da çok enteresan bir filmdir. Çok önemli geçişleri vardır ve gelecekle ilgili bazı şifreleri barındırır. Ama bunlardan daha önemlisi, tabii Matrix kadar önemli değil, Jüpiter Yükseliyor filmi. Hı hı. Ki ben orada da bir çalışma içerisine girdim o filmde de. Mesela Jüpiter Yükseliyor filminde bizzat Deccal'in şifreleri vardır.
doğum tarihine kadar. Direkt verilmez. Ama siz bunu hesapladığınızda ve Yahudi kaynaklarıyla doğruladığınızda, bazı hahamların kaynaklarıyla doğruladığınızda o tarihi bulursunuz. Ben o tarihi buldum. Fakat biraz daha araştırma yapıp içini dolduracağım. Yakın bir tarih mi? Çok yakın bir tarih. Çok yakın, yani Deccal'in ortaya çıkma tarihini mi diyorsunuz? Evet, Deccal'in ortaya çıkma yani tarihini. Ya da o faaliyetine başlayalım. Kime göre söylüyorum bunu? Bunu İslami kaynaklara göre söylemiyorum. Wachowski'lere göre söylüyorum. Wachowski'lere göre, ama yine Wachowski'lere göre değil. Çünkü Wachowski'lere de bu bilgileri birileri veriyor. İşte buradaki tarihte olduğu gibi. Buradaki tarihte olduğu gibi. Ne oldu gibi. Amerika'da kulelere saldırı yaptılar. O kuleler zaten olayı da ayrı bir mesele. Şimdi Wachowski'ler demek ki bu bilgiyi almış, nakletmişler. Bir de enteresan olan şey, oradaki mesela Jüpiter Yükseliyor filminde Deccal'le ilgili olan kişinin doğduğu yer tamamen uluslararası bir yer. Deniz üstünde doğuyor. Bir gemide, denizde, denizin ortasında. Bu neyi sembolize eder? İki şeyi sembolize eder. Bir, denizler üzerinde cin sultanlığı vardır. Hadis-i şeriflerden baktığımız zaman. Yani cinlerin sultanlığı denizler üzerindedir. Bir. İkincisi, ki cinlerin de avatarı olacak. Şeytan, cinlerin elebaşı. Yani şeytanlık bakımından. Elebaşı, şeytanlık bakımından. İblis, İblis olarak. O yüzden de bu sultanlık vurgusu o filmde var. İkincisi, uluslararası. Yani belli bir millete ait olmama vurgusu var o filmde. Bunlar çok önemli. Peki o zaman hani yine hadis ve rivayet, birkaç tane kaynakta da var bu. Sahabelerin bir adada şimdi gördüğü Tammel Dari hadisi. Evet, bu. İçeri gir. Onu sizden dinleyelim. Çünkü şey de vardır ya, Bermuda Şeytan Üçgeni diye şimdi bahsedilen oraya, bir yer. Hani mesela NASA'nın o Google Earth'te çok görünmeyen güzel bir bölge orası. Çok her güzel yer görünüyor. Küçücük bir ada bile. O niye görünmüyor? İşaret var mı onlarla ilgili? Piri Reis'in adasında da böyle bir yer var. Hı-hı. Bir canavarın bulunduğu. Şu anda bilinmeyen bir yer. Hı-hı. Bu Bermuda için söyleniyor. Farklı bir bölge için söyleniyor. Ve bizde de var. Karartıldı şu an değil mi? Google Earth'te görünüyor. İşte evet, bir ada meselesi var. Bizim kaynaklarımızda da var. Az önce bahsettiğim hadis-i şerif. Fakat o sahabelerin geldiği, evet, karşılaştığı. Denizle boğuşuyorlar. Hı hı. Denizin içerisinde. En sonunda kendilerini zar zor bir adaya atıyorlar. Ama ada öyle olağanüstü bir ada ki, adada hiç hesap etmedikleri bir varlık karşılarına çıkıyor önce. Yüzü görünmeyecek şekilde, yani yüzü neresi, başın neresi anlaşılmayacak şekilde kıllarla kaplı bir yaratık çıkıyor. Vay canına diyorlar. Sen de nesin? O da diyor ki ben cassaseyim. Cassase. Ne anlamalıyız bundan? Bu kelimenin casus kelimesiyle bir ilintisi var Arapçada. Kime casusluk ediyor? Deccale casusluk ediyor. Aradığınız içeride. Aradığınız içeride. İşte sen kimsin vesaire derken ne diyor? İçeride bir kişi var. O sizin durumunuzu merak ediyor. Sizden haber bekliyor. Ben sizi ona yollayayım. Havalayayım. Hatta şey gibi, haber ne zaman çıkacağını bekliyor. Tabii. Değil mi? O da var. O da var. Şimdi bakın, bir şey söyleyeyim. Çok önemlidir bu. Biz bunları görmüyoruz. İsviçre'de bundan birkaç sene önce, hatta senesini de söyleyeyim, 2016 senesinde Gotthard Tüneli diye bir tünel açılışı yapıldı. Gotthard Tüneli'nin tünel açılışına baksınlar. Orada cassaseleri görürler. Orada bir şey daha görürler. Demir zincirlerinden kurtulmaya çalışan Deccal'i de görürler. Peki bu Gotthard Tüneli ne tüneliydi İsviçre'deki? Dünyanın en uzun kapalı tüneli olarak yapıldı. İtalya'ya kadar uzanıyor. Tren geçecek oradan. Bunun açılışı yapıldı. Bakın, bu açılışa Merkel katıldı. İtalya Başbakanı katıldı. Fransa Cumhurbaşkanı katıldı. Ve bu gösteriyi seyrettiler. Buna koreografi diyebiliriz. Ancak ahmaklar buna koreografi diyebilir. Çünkü ben hayatım bu, ömrüm boyunca ki bu kadar işaretlerin, izlerin peşinde belli gitmeye çalışıyorum. Vardı. Böyle satan, böyle şeytani, böyle göndermeleri olan bir
koreografi izlemedim. İşte koreografi adı altında yapılıyorsa o zaman Madonna'nınki de koreografi. Eğer abarttığımı düşünüyorsa lütfen yaz, yani şimdi bu sosyal medyaya da yansıyacak tabii. Eğer orada yorum yapmadan önce gitsinler, baksınlar önce. Ondan sonra yorumlarını yapabilirler. Oradaki sesleri. Çok linç geliyor mu hocam? Yani bu tarz konu. Geliyor maalesef, insanlar araştırmadan, bizde bir şey vardır. Fikir sahibi değiller ama yorum yapıyorlar. Yani insanlarımızın bazı özellikleri var. Rahatsız edici ama bir noktadan sonra alışıyorsunuz. Yani bazen tahayyül ediyorum o yorum yapan insanları. Yani ne durumda olduklarını, bazı insanlar çünkü yorum yaparlarken kullandıkları dilden aslında nasıl bir seviye içerisinde olduklarını da gösterebiliyorlar, açığa çıkarabiliyorlar. Bize de çok oluyor. Yani onu tahmin ettiğimde üzüntüm azalıyor. Onu tahmin ettiğimde üzüntüm azalıyor. Şey diyorum o zaman, yap, hani sen yap, daha iyisini yap. Artı televizyonda olmak zorunda değilsin, dijital medya var, bedava. Tabii. Aç bir kanal, doğrularını anlat madem çok biliyorsun. O da yok. Siz bir devlet kanalı değilsiniz ki her şeyi tekele aldınız, sanki izin vermiyorsunuz. Değil, hayır, ya. Hani burada belli çizgiler var, RTÜK var ya da kanalların kendi politikaları var. Her şeyi rahat konuşamıyorsun. Tabii. Ama orada hazırsın. Yani çok şey, hazırsın derken çok rahatsın. Ve ücretsiz bir platform. Madem bunlar yanlış, aç kanallar. Kendin bir şeyler anlat, doğruyu anlatmaya çalış. İnsanlar da izlesin. Ama o yok. Hep şey, bir eleştiri. Yani şey anlamıyorum yani. Allah razı olsun, çok güzel de var. Allah belanızı versin, bu ne biçim de var. Bu ortası nedir bunun? Anlatabiliyor muyum? Ortasını ben çözemedim. Ortası yok. Ama yine güzel, evet, ortasını yapan, güzel eleştiriler getirmeye çalışan kardeşlerimiz de var. Bunlar da güzel şeyler, bunu da görmek lazım. Ama onlar çok az, sayısı az. Şimdi ne dedim? Bu hadisin meali, 2016 yılında Gotthard Tüneli'nin açılışındaki koreografide var dedim. İzlediklerinde cassaseleri de görecekler. Yüzü gözü belli olmayan tüylerle kaplı yaratıkları da görecekler orada. Demir zincirleri olan, kendini demirlere vuran, çıkmaya çalışan Deccal'i de görecekler. Şimdi o zaman şunu anlıyoruz. Peki bu ada nerede? Şimdi Lost dizisine bakalım mı, nerede olduğunu görmek için. Lost dizisi enteresan bir dizidir. Ki şu an dünyanın en popüler dizilerinden birisi. Bitmiş sezon, olmasına rağmen. Sezonlarca takip edildi, izlendi. İzlendi. Şimdi Lost dizisi enteresan bir dizi. Lost dizisinin ilk bölümüne bakın. İlk açılışına bakın. Böyle olağanüstülükler var. İlk sahnesine bakın. İlk giriş, daha birinci saniyede Lost ismi geçer. Tek gözle açılır film. Burası ilk enteresan kısmı. Daha sonra diğer kahramanların hayat hikayeleri anlatılırken de bu tek gözle sahneye girme yine işin içerisine girer. Fakat asıl enteresan olan şey, Lost dizisinde bir uçak bir adaya düşer. O adadan kurtulmaya çalışan kişiler sinyal göndermeye çalışır. Fakat adada enteresan bir şey vardır. Bu ada hem dünyadadır hem de değildir. Hem bildiğimiz dünyadadır hem de değildir. Niye böyle söylüyorum? Çıkmaya çalışırlarken bir de bakarlar ki düştükleri tropikal adada bir kutup ayısı var. Tropikal adada. Ha. Şimdi nereye geliyoruz? Amiral Bright raporuna geliyoruz. Kutup açıklıkları. Yani bu amiralin raporlarında şöyle anlatılmıştı. Dedi ki, ben bir seyahat düzenledim. Ve bu seyahat esnasında bilinmeyen bir bölgeye girdim. Kutupların üzerindeyken. Ve o kutup açıklıklarından bir anda bir girdim. Buz gibi bir yerden tamamen tropikal bir iklime geçiş yaptım. Ha, bunlar şimdi ne kadar doğru? Bunu bilemeyiz. Ama şu bir gerçek. Bu diziyi çekenler bazı malzemeleri kullanmışlar. Bunlardan bir tanesi de bu hadisi kutsi. Bu hadisi de kullanmışlar. Ki orada da bir varlık yine o adadan kurtulmaya çalışıyor. O ada, gizemli adadan. Fakat kurtulamıyor. Çünkü etrafı denizlerle çevrilmiş, kalmış orada. Onun çıkması lazım dünya hükümdarlığını gerçekleştirebilmesi için. Şimdi burada önemli vurgulardan bir tanesi o adanın nerede olduğu vurgusu. Biz hemen İslami müktesebattan işin içerisine girelim. İbni Arabi'nin
girdiği bir alan vardır, manevi bir alan vardır. Orası misal alemidir. İbn-i Arabi Fütuhat-ı Mekke'de der ki, misal aleminin kapısında iki vazifeli vardır. O aleme girdiğiniz zaman, o aleme uygun bir cesetle canlanırsınız. Yani cesedi, ceset dediğimiz aslında vücut. Giyisi gibi giyersiniz bedeni. O aleme uygun bir beden vardır. O alemin içerisinde de katman katman yapılar vardır. Ve o alemin içerisinde bir de dünyalar vardır. Hükümdarlıklar vardır ve bir de sistem vardır. O zaman şunu soralım. Bu ada şu andaki fiziksel dünyada mı? Yoksa bu dünyanın paralelinde ayrı bir dünyada mı? Misal alemi var mı? Bizim inancımıza göre var. Bir ara alem olarak. Bu ara alem meselesini bir filmde daha izledim. Kara Kule. Çok enteresan bir filmdir. O ara alemde geçişler yapılmaya çalışılır. Bu dünya ile o alem arasında. Bu dünyada yaşanan her şey o alemi etkiler. Değiştirir ve o alemde bazı kapıları açar ve o alemin bazı varlıklarının dünyada daha rahat tutunmasını sağlar. Kara Kule. Peki bu filmleri nasıl çekiyorlar? Çok açık. Kabalizm. Şeyde dediniz ya, bir de hani hadis kaynağında var. Aslında İslam'ı da, Kur'an-ı Kerim'i de, hadisleri de tabii tırnak içinde söyleyeceğim ama birçok Müslümandan çünkü araştırmıyoruz, okumuyoruz. Çok çok daha iyi biliyorlar. Çok daha iyi biliyorlar. Kullanıyorlar. Hatta yanlışsa düzeltin, Tirmizi hadisi diye biliyorum. Peygamber Efendimiz'in hiçbir peygamber yoktur ki ümmetine Deccal'i haber vermesin. Hatta Hazreti Adem'den son peygambere kadar uyarılmıştır. Uyarılmış ve hatta nasıl yeneceğiz diye soru, hani yenmek değil, önce tanıyacaksınız onu. Tanıyacaksınız. Bir de o yönetmenim o programın başındaki tabii o sembolik bir resimdi ama anladım, bir kefere yazısı vardı. O da hadislerde var zannedersem. Alnında kafir yazacak. Hı-hı. Yani kefere. Buraya gelmeden önce şunu söylemek istiyorum. Ona etkili olan ayetler var. Hı-hı. Mesela Kehf suresi etkilidir. Çok enteresan, bakın Kehf mağara ile ilgilidir. Mağara sembolik dilde her zaman boyutlar arası geçiş sembolizmini simgeler. Boyutlar arası geçiş. Lost dizisinde de şunu söyleyeyim, bağlantıları kurma bakımından söylüyorum. Orada bir adam bir çocuğa sırları öğrenmek istiyor musun? Bu oyunda bir sır gizli mealinde bir işaret veriyordu. Elinin tekinde siyah, diğer elinde ise beyaz iki tane oyun yuvarlak tavlaydı galiba. Hı hı. Ne diyelim ona? O tavlanın şeyleri ne oluyor? Pullar mı? Pul. Hı hı. İki tane pul tutuyordu. Ya da tavla değil, neyse, ona benzer bir oyundu. Ama biri siyahtı, biri beyazdı. Bakın siyah, beyaz. Bunlar boyutlar arası geçişi sembolize eder. Bu tür şeyler... Aynı zamanda şey, damalı zemin. Tabii damalı zemin de zaten onun en büyük göstergesi. Bu tür işaretler bazılarının tarafından okunması beklenen işaretlerdir. Siz onu film diye seyreder geçersiniz. Ama orada bir işaret verilir. Zihne bir iz bırakılır. Bir manipülasyon yapılır. Bir bilinçaltı telkini bilinçaltı vardır. Telkini vardır. Şimdi Deccal meselesi de böyle bir mesele. Kafir meselesine gelelim. Alnında kafir yazması. Sistemi tamamen gayri İslami olacağı için o yazıyı İslami müktesebatı bilen bir kişi okuyabilir. Bilmeyen nasıl okuyacak? Yani sistem gayri İslami ise, siz de o sistemin içerisinde bir parça olduysanız, şimdi taktırdınız çipinizi, dijital sisteme kodlandınız. Artık yapay zeka bir ölçüde sizi kontrol etmeye başladı. Bir de işte onu inkar edeyim, bunu edeyim. İşte deizmden ateizme kadar inançlarını bu şekilde de siz o zaman onu nasıl okuyacaksınız oradaki şey? Şimdi şahıs olarak geldiği zaman, şahıs olarak geleceğinin bir kere emaresi hadisler. Şahıs olarak geleceğini söylüyor.
Bir zaten bunun üzerinden oynanan oyuna baktığımızda bakın filmlerde de mesela Terminator'da da öyle şahıs olarak geleceğinin göstergesi. Çünkü orada onların seçilmiş kişi olarak bize gösterdikleri kişi aslında bizim Deccal'imiz. O kişi. Şimdi seçilmiş kişi geliyor, robotlardan kurtarıyor. Her zaman dünyayı robotlardan kurtarıyor ve dünyanın bir huzur geliyor. Bu tür yapılan her zaman A planı ve B planı vardır. Hı hı. Siz A planını deşifre ettiğiniz zaman onlar B planına geçerler. Biraz şeytan gibi düşünmek lazım bu konuları üzerinde düşünürken. Onun gibi düşündüğünüz andan itibaren sistemi biraz çözmeye başlıyorsunuz. Deccal bir tane olmayacak zaten. Çeşitli deccaller gelecek. Bu da hadislerde bize nakledildi, anlatıldı. Ama bir de kebir, büyük deccal var. Bu büyük deccal de ortaya çıkarken diğer küçük deccallerden yardım görecek. Hatta kendi kadar büyük olmasa bir de kendi büyüklüğüne yaklaşan bir deccalden de yardım göreceğini şöyle anlıyoruz. Cessase'den anlıyoruz. Bir, o kıllarla tüylerle kaplı ki bunu tamamen dünyaya dağılmış internet sistemi olarak da okuyabiliriz. Bakın bugün Skynet'e benzer bir oluşumu Elon Musk oluşturuyor. Skynet'e benzer bir iki şeyle. Neuralink beyne takılacak. Hafızayı arttırmak için deniyor bize. Ne kadar güzel bir şey. Öyle lanse ediyor. Starlink. Starlink ise bütün dünyayı kaplayacak uydular sistemi. 1500 uydudan 3000 uyduya kadar. Dünyayı tamamen saracak. Bu uydular vasıtasıyla Bluebeam. Bu uydular vasıtasıyla insanların beyinlerine sinyal gönderilmesi. Blockchain altyapısı aslında. Her şeyin alt. Bütün dijital dünya her tarafı kaplayacak. İşte bu uydular vasıtasıyla sizin yakınlarınızın dijital ortama nakledilip konuşturulup size subliminal göndermesi. Artık subliminal bile geçecek gerçi de. Bunların hepsi şu an yapılıyor. Hatta Abdullah Hocam'la konuşmuştuk. Abdullah Çiftçi şey demişti. Tabii bunun asıl temeli internet. İnternet gücüyle. Dolayısıyla hani ülkeler bu sorunu görüp belli kısıtlamalar getirmek istese bile belli internet balonlarıyla uydudan yukarıdan o ülkelere internet verebilecekler. Tabii bedava verecek onu zaten. Bedava. Bedava. Yani sen engelleyemeyeceksin. Çünkü internetle devam etmesi lazım. Bugün zaten herkesi internete bağlamaya çalışıyorlar. Bakın yaşlılar üzerinde bile onları internete adapte etmek için kurslar var dünyada yaşlıları bile. Buradaki amaç bütün insanlığı mümkün olduğunca dijitale bağlama. Ben ona deccale bağlama diyorum. Kaç insan kurtulabilir bu sistemden? Bu sistemi zaten uygulamayan insanlara yapılacak olan muameleyi söylüyorum size. Mağara adamı muamelesi. Çok geri kafasın. Kesinlikle öyle. 2000 kaç olmuş? İşte sen hala şu telefonu mu kullanıyorsun? Hatta daha kötüsü bu insanların dünya ile olan ilişkileri, medeniyetle olan ilişkileri bizzat sistem tarafından bıçak gibi kesilecek. Para cebinizde yok. Çünkü bütün para dijitale dönüyor. Dijital para Bitcoin ile başladı. Birçok kaç yüz tane şu an şey var. Tabii sayısını bilmiyorum. Coin var. Dolu. Dolu dijital para var. Bitcoin en meşhur olduğu için. Ethereum'u bilmem nesi hepsi var. Şimdi bunlara baktığınız zaman neyi görüyorsunuz? İşte sistem şu anda öyle güzel çalışılıyor ki. Ama biz ümit var olacağız. Yani sistem çalışılıyor diye sistem ebedi çalışacak hali yok. Niye? Çünkü bizim inancımızda şunu görüyoruz. Ayrıca inancıda da görmesek şunu anlarız. Bakın her şeyin bir antisi vardır. Bu dünyanın özelliği budur. Hegel diyalektiğini ortaya koyarken doğru koydu. Bir de Allah doğrunu tamamlayacak. Kesinlikle. İle de. Zaten özellikle dedim ki yani din dışı bile baktığımızda dedim. Hı-hı. Zaten dinsel olarak baktığımızda, dini olarak baktığımızda Hı-hı. kesinlikle öyle nurunu tamamlayacak. Hı-hı. Ama din dışı baktığımızda bile Hegel diyalektiğine bakın. Tez, antitez, sentez. Hı-hı. Bu ne kadar yanlış olsa bile Hegel tarafından yanlış uygulansa bile ve akabinde gelenler tarafından bunun gerçeklik noktası vardır. Kesinlikle. Bir de hocam şimdi araya gireceğiz. Tabii o
örgütsel yapı, piramit 666, onlara gireceğiz bir sonraki bölümde. O piramitin altındaki o Roma rakamı ile olan yazıları ve sayıları da bir sizden deşifre istiyorum ben bir sonraki bölümde. Çünkü sayılar çok kullanılıyor. Bir de el hareketleri artı o tek göz işte denilen, bahsedilen o Deccal'in tek gözü olacağından bahsedilen hadisle ilgili Hollywood starlarının yaptığı işte tek gözlerini kapatma, el hareketleri falan, onları da üzerine konuşalım. Tamam. Sevgili seyirciler, bir aramız daha var. Sonrasında buradayız. Evet efendim, aradan sonra devam ediyoruz. Erkan Türk'ten hocamla beraber Deccal ve Deccalizmi konuşuyoruz. Şimdi hocam, araya girmeden önce bu sayıları konuştuk. Bazı semboller var Deccal ile ilişkilendirilen. Bir de piramit var. O bildiğimiz Illuminati örgütünün o 13 basamaklı olan piramitinin en çok bilinen resim. Yönetmenim, onu alabilir miyiz? Volu alalım. Çünkü orada bazı sayılar var Roma rakamıyla. Onun ne anlama geldiği, çünkü orada Deccal de çıkarılabiliyor, Mesih de çıkarılabiliyor. Belli bir sayı da var. Olan yönü... Evet, burada altta yalnız. Evet, buradan şöyle nasıl yapalım? Göstereyim hemen ben. Buradan hocam. Şimdi buyurun. Tabii şöyle. Tabii görüntüyü tam alabilirsek. Şöyle baktığımızda mesela M, D, C, C, L olarak, sadece Roma rakamı olarak okumayalım. En alttaki tabii şey, tabii. Yani o basamaklar ayrı. O 13 basamak. Evet, o 13 basamak. Şurada M, D, C, C, L olarak okuduğumuzda Mesih Deccal gibi okunabiliyor. Evet. Ama buna o zaman eğer böyle okuyacaksanız, bunlar tabii Roma rakamı da, şu tarihe farklı bir rakam vermeniz lazım. Yani bunu ayrı olarak ele almanız lazım. Değil mi? Ama şimdi, hepsi beraber de bir tarih elde ediyoruz. Zaten hepsini beraber baktığımızda 1776 tarihini, evet, elde ediyoruz. Hepsini birlikte baktığımızda. Burada da 13 bir sıra var. Değil mi? Şöyle bir oraya girmeden önce şeyi de sorayım. 1776'yı Illuminati'nin, ne anlamalıyız? Bir o. Illuminati'nin kuruluş yılı. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin de kuruluş yılı dönümü olarak, yani yılı olarak algılayabiliriz. Şimdi bunların ikisinin iç içe olduğunun da göstergesi. O zaman Amerika Birleşik Devletleri'ni kim kurdu? Masonlar kurdu. Bunu anlıyoruz buradan yani. İkisi birlikte buraya işlenmiş. İkisinin kuruluş, çünkü kuruluş yılları aynı ve aynı zamanda buraya, bu yıla piramit eklendiyse, daha doğrusu piramitin altında bu taban olarak bu yıl eklendiyse, o zaman görüyoruz ki bu masonik bir yapı ve Amerika Birleşik Devletleri de bu işareti dolarında taşıdığına göre, o zaman Amerika Birleşik Devletleri de masonik bir devlet olarak proje ürünü kurulmuş. İşte görüyoruz Deccal'in gözü. Artık herkesin bildiği gözü burada gördük. Hatta bazıları tarafından bu gözün insan gözü olmadığı, reptil bir varlığın gözü olduğu da söyleniyor. Böyle iddialar da var. Reptil dediğimiz reptilyan, yani onu kastediyorum. Yani yılanımsı bir varlık. Buna da itiraz edemem. Çünkü yılanımsı bir varlık dediğimiz andan itibaren cennun kelimesi karşımıza çıkıyor. Cinler, cin kelimesi cennun kelimesiyle ilişkilidir. Cennun kelimesi aynı zamanda yılan anlamına gelir. O yüzden bunun bir yılana işaret ettiği, o yılanın da şeytana delalet ettiği de söylenebilir. Tevrat'a göre baktığımızda o yılanın nasıl Hazreti Havva vasıtasıyla, Tevrat'a göre söylüyorum, bizde böyle bir şey yok. Yani bu anlatım yok, yılan zaten anlatımı. Zaten şuna da bir açıklık getireyim. O elma denir, elma Kur'an'da elma denmez. Yasak ağacın meyvesi denir. Kesinlikle elma öyle bir şey yoktur. Çok doğru. Şimdi böyle söyleniyor. Buna göre yılanın cennete girip, daha doğrusu şeytan, iblisin yılan kılığında cennete girip Hazreti Havva'yı ayartması, meyvenin ağacından yemesi için. Sembolizmde baktığımızda yılan tabii olması manidar geliyor. Böyle okuduğumuzda. İşte piramit tamamlanmamış. Ne zaman tamamlanacak? Yani bu unsur ne zaman buraya yerleşecek? Arkada da güneş var. Arkada da güneş var. Güneş. Ra. Bütün her altyapı tamamlandığı zaman burasıyla burası birleşecek, bir olacak ve tamamen yürütme başlayacak. Ama şurası bakın sistemdir.
Şu şahıs anlamalı mıyız peki? Yani 13 basamak artık hani oluşmuş, tek kalmış. Artık çok yakın. O da gelecek. Yani tabii. Diğer hepsi oluşmuş artık. 12'ler konseyi... Yani şu yarıda falan kesilmiş olsa belki daha var diyeceğiz ama bütün hepsi oluşmuş. Hepsi oluşmuş. 12'ler konseyinin üzerinde bir şahıs bekleniyor. 13. kişi. Hı hı. Bakın mesela Yahudilikte 13. kabile gizemli kabile olarak tutulur. 12 kabile var. Çünkü Hazreti İbrahim'in kıssasından biliyoruz. Hazreti Hacer'in şeye gelmesinden, Mekke'ye gelmesinden biliyoruz. Kuyunun açılması, ayrıten işin içerisinde 12 pınarın fışkırması. Bunları şöyle görüyoruz. 12 İsrail boyu. Şimdi böyle baktığımızda bir 12 kabile var. Bir de 13. gizemli bir kabile var. Bu kim? 13. gizemli kabile, işte Deccal'e en iyi hizmet eden kabile olarak karşımıza çıkacak. Onlar da seçilmiş. Ama bu kabile karma. 12 ayrı Bünyaminoğulları vesaire gibi kabileden biri değil de karmadan oluşmuş. Tamamen onun yanında duran farklı maddi gruplardan, zenginlerden, elitlerden oluşan bir yapılanmayı işaret ediyor bu 13. kabile dediğimiz kabile. Yoksa belli bir ırk değil o. Bugün anlatılıyor bazı teorilerde işte gizli İsrail halkı kim? Belli ırksal unsurlara atfedilir. Siz de duymuşsunuzdur. 13. kabile aslında şu ırktır denir. Burada ırksal bir atıf yok 13. kabilede. 13. kabile tamamen bütün farklı ırklardan onun zeminini hazırlayacak ve Deccal'in de onaylayacağı kendi topluluğu, özel topluluğu, çekirdek topluluğu. O yüzden gizli tutuluyor. Sır olarak bize yansıtılıyor bu iş. Bunu söyleyebiliriz buradaki şahıs. Bir de şimdi tabii program başından beri evet bir şahıs olabileceğini söylüyoruz. Bir de bir sistem olabileceğini ve bunu bir dijital sistemle beraber yapabileceğini söylüyoruz. Dolayısıyla biz hani şey alacağım, o fotoğrafı da alacağım. www yazdığımızda İbrani karşılıkları, İbrani harflerin karşılıkları her yerde 666'yı görüyoruz. Görüyoruz. Arapçada evet, da vav harfine delalet ediyor. Arapçada da vava delalet ediyor. Vava delalet, evet. Evet. www olarak baktığımızda bir de tabii bu kodlanmış. Bakın www diye 666. Onu yazmadan giremiyorsunuz. Yani. Canavarın sayısı 666. Hı hı. Şimdi canavarın sayısına biz giriyor muyuz? Araştırma yaptığımız zaman evet, W diye giriyoruz. Canavarın sayısıyla başlıyoruz. Şimdi eleştiriler geliyor ya işte o zaman bu nasıl Deccal oluyor? Siz de Deccal'in içerisinde misiniz? Biz inkar etmiyoruz ki ben şahsım olarak zaten sistemin ben dışındayım demiyorum ki. Mağarada yaşamadığıma göre, şunu kullandığıma göre. Tabii ki sistemin içerisindeyim. Yani biz kendimizi şey mi yapacağız? Temiz addedip bir kenara atıp bütün insanlar bunlar işte sistem tarafından kullanılıyor. Onların hepsi kirli. Biz anlatıcılar olarak temizlendik, ari olduk. Bu sistemin hiçbir şeyini kullanmıyoruz. Böyle bir şey yok. Zaten bundan kaçmak kolay değil. İmkansızdır demiyorum. Kolay değil. Sistemin içerisinde olduğunuzu anladığınız zaman uyanış başlar. Uyumaya devam ederseniz biz zaten sistemin içerisinde değiliz. Bunlar Deccal olamaz. Deccal'ın bir parçası olamaz derseniz sistem sizi bir güzel uyutur. O uyumuş halinizde siz hala dışarıda dev gibi cüsseli bir Deccal aramaya devam edersiniz. Hayır, şu da var hocam. Bir de şimdi hani diyorlar ya bu komplo teorisi işte 666 yok ne canavarı ne... Ya tamam İslami kaynak değil, Kur'an'da böyle bir şey yok ama şu an bunu söyleyen herkes, ekran başındaki izleyicilerimiz de Google açabiliyorlar, ellerinde telefon var. İncil, Vahiy 13 yazsınlar, okusunlar. Orada geçiyor zaten geçiyor. Canavarın sayısı, damgalanması, evet. Hatta o sayı olmayan, damga üzerinde olmayan o varlığa insana ne ekmek verilsin, ne su verilsin, iş verilmesin, bu damgalansın, bunun insanın şey sayısı karşılığı. İşte bu sistemi anlatıyor. Vahiy 13'te var, açın okuyun. Zaten İncil. O diyor ki mesela orada yine vahide o canavar yardımcı olacak asıl gelen kişiye. Yani canavar onun alameti. O canavar olmadan hiç kimse iş yapamadığı gibi. O canavar aslında gücü verecek. İşte canavar bu. Cessase neydi? O da bir canavar. Kimin canavarı? Deccal'in canavarı.
Cessase niye var? O zaman Deccal bütün harikalarını gerçekleştiriyorsa Cessase denilen bir yaratık niye var orada? İşte o yaratık da ona tekabül ediyor. Ha, şimdi misal alemi dedik. Oradaki, şimdi bakın, burada anlamamız gereken bazı şeyler var. Misal aleminde bazı varlıklar farklı görünür. Farklı görünür. Dünyada farklı görünür. Nasıl ki İbn Arabi misal alemine gitmek için kendi bedenini kullanmıyordu. O aleme uygun bir yapıda görünüyordu. Suretler vardı çünkü orada. Aynı şekilde o alemde gördüğünüz varlıklar orada öyle gözükür. Burada onların farklı manaları vardır. Ama iş tabii Deccal'i bir avatar olarak, şahıs olarak dünyaya getirmekte bitiyor. Bu gerçekleştiği zaman her şey onlar tarafından ortaya konacak. Fakat şuna da inanıyoruz ki biz onların sistemi de eninde sonunda yok olacak. Zayi olacak. Şimdi bu arada DSF geldi. Üzerine yorumlayabilirsiniz hocam. Bu WW orada tabii karşılığındaki neye denk geliyorsa o harf orada bildirilmiş. Dediğiniz gibi aynı zamanda WOW harfiyle beraber 666 işareti var. Orada görüyoruz. Yani hani şey deniyor ya, abartılıyor. İşte biraz önce uyduruyorsunuz. Komplo teorisi. İşte bu ne? İşte bu, evet, bunu izah etsin. O zaman söyleyin, ne bu? Yani denk mi gelmiş bunu? Yani biz mi uydurmuşuz bunu? Zaten şimdi mesela her şey denk geliyor. Öyle baktığınız zaman öyle diyorlar. Bir çok içecek, var. Enerji içeceği de Google 660 yazılır çıkıyor yani birçok içecek Bey, de var. Bunların hepsi bilinçlidir. O enerji içeceğin üzerine de Google'ın işareti olarak da bunlar bilinçli yapılır, o 666'lar. Yani bunların hiçbirisi böyle bir tesadüfe bırakılacak unsurlar değil. Şu anda herkes şunu anlamalı ki büyük bir algı operasyonu var bütün dünyada. Türkiye'de de var. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de var. Ve semboller savaşı şu şekilde var. Hak sembollerini batıl anlamda kullanma durumu var. O cephe bakımından. Yani batıl yönde kullanma ve aynı zamanda da şerri semboller kullanma. Ne anlamda hak sembolleri derken batıl? Hani şey mi atıyorum, İslam'ın hilali. Evet. İslam'ın hilali. Hazır denk geldiniz. O çok güzel bir şey denk geldi. İslam'ın hilali nasıldır biliriz. Bakın, bunlardan bir tanesi eğimlidir. Bunlardan yukarı bir tanesi doğru değildir. Davut yıldızı. Davut yıldızı. Bakın bu Davut yıldızı batıl değil ki. Bizim için de hak. Ama Davut yıldızı şu anda batıl şekilde kullanılıyor. Başka şeylere alet ediliyor. Heksagram. Başka semboller de var böyle. Ama tamamen şeytani semboller de var. Bunlardan bir tanesi 666 sembolü. Bu arada şey de var, hani belki merak edenler için birçok insan tabi biliyordur ama ilk defa belki burada gördüler ya da bu sayıyla ilgili bilgi edindiler. Şey de vardır, hani tek göz, Hollywood starların çok fazla yaptığı tek gözünü kapatma tarzında semboller var. Benim bizzat hani sosyal medyadan ya da internetten işte bulduğum resimler değil. Çünkü onları ben bulduğumda kitaba yazarken de araştırıyorum. Hatta videodaysa da o videoyu baştan sona izliyorum gerçekten. Photoshop da olabilir o çünkü. O tabii, değiştirilebilir. Tabii. İzliyorum. Bizzat kendi çektiğim yüzlerce reklam alanında, yani bunlar Türk firmaları diye bildiğimiz firmaların reklamlarında var. Ya sen tekstil firmasısın. Bir ekleme yapayım. Bir tane oraya adamı koyup gömleği giydirdikten sonra atıyorum tek gözünü şöyle bir poz vermenin anlamı nedir? Yani ne gibi bir çocuk, derdiniz var çok size? Basit. Yine bir AVM'de, ismini vermeyeceğim. Bir çocuk giyim firması. Çocuğu koymuşlar. İki çocuk yan yana. O resim var, ben size atacağım. Ben çektim bizzat. İki çocuk yan yana kıyafet giydirmişler. Bu çocuk, soldaki çocuk, sağdaki çocuğun tek gözünü kapatıyor. Böyle bir poz verdirmişler. Niye? Yani bu neden? Neyin kaygısı? Hani bunu belki hani şunu da diyeceğim. Hani belki sahiplerinin haberi yok. Reklamcı mı böyle yaptı? Bir çalışma yapıldı. Çünkü hatta şeyde de yaşadı. Bir dizi. Şimdi yine dediğim gibi ismini vermeyeyim. FETÖ bağlantılı bir kitap çıktı. Ceza yedi. Yapımcı şey dedi, hani konmuş oraya, biz bilmiyoruz. Belki toplu kitap alındı, kondu. Hani bu biraz iyi niyetle bakış gibi geliyor bana. Hani ben de diyorum olabilir. Çünkü sektörde olduğum için hani yönetmen oraya koymuş olabilir. Sanat yönetmeni oraya getir. Ama bu peş peşe olunca burada bir şey var.
bilinç var, bilinçli yapılan var. Bir şey. Yani sen bir çocuk firmasının, tekstil firmasında iki tane çocuğu koyarken nasıl koyarsın? Gülen, eğlenen ya da işte ne bileyim oyuncağıyla beraber, bebeğiyle bir çocuk koyarsın, kıyafetini koyarsın. Yani bu çocuğun öbür çocuğun gözünü kapatmasıyla ilgili nasıl bir algı olabilir? Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. En son bir klip var yine, rapçilerin yaptığı. Evet, şu şey, 20 küsur dakikalık, büyük bu, olan. O değil. Şimdi onun yanında bir başkası yapıldı şu anda. Yine muhalif böyle çevre vurgusu var, Kaz Dağları vurgusu var orada da. Tamam. Yine yeni bu. Ama şöyle bir şey var, rapçilerle ilgili bir yorum yaptınız ya, inanılmaz linç yiyorsunuz. Onu da çok anlamış değilim. Yani sen sabah akşam küfür et, müzik adı altında, şimdi başlayacaklar. müzik adı altında, ben işte özgürüm, ben şöyleyim diye yaz, çiz, ona hakaret et, buna düzene, oraya, buraya işte devlete, hükümete, her yere bir şeyler salla. Sonra sen eleştirince de başta küfürleri siz ne anlarsınız? Biz özgürüz, biz istediğimizi yaparız, biz dilimizi şey kullanıyoruz, hani açıkça beyan ediyoruz anlamında. Tabii. Böyle bir şey var mı? Yani siz zaten daha önceki o programda da izledim ben, vardı. Ciddi de bir linç de oldu. Linç oldu, oluyor. Yani anlayabiliyorum onları. Nasıl bir kültür yapısından geldiklerini de idrak edebiliyorum. Nasıl bir yetişme tarzları olduğunu da anlayabiliyorum. Kendilerince haklı sayılabilirler kendi kültür çerçevelerinde baktığımız zaman. Yani şöyle diyorum, haklı sayılabilirler derken, yaşam koşulları olsun, geldikleri kültür çerçevesi olsun, onlara bir bahane sunmuş. O bahanenin ardına sığınarak bazı şeyleri söylemeyi kendilerine hak sayıyorlar. Ben de varoşlarda büyüdüm. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ben de Esenler'de büyüdüm. Yani benim çocukluğum Esenler'de geçti. Şimdi çok öyle bir elit bir yerde oturmuyorum. Ben de o mahalle kültürü içerisinde geliyorum. Ama ne yaptık? Biz sadece mahalle kültürü içerisinde geliyoruz diye mahalle kültürüne hapsolmadık ki. Ama bir şey söyleyeceğim. Mahalle kültürü o değil ki. Hadi o mahalle işte. Mahalle kültürü, bunlar, komşuculuk var, herkes birbirini tanır. Hani şu an tabii kalmadı o, artık sitelerin içine hapsolduk ama kültür bu aslında. Kültür buydu. Buydu. Şimdi buydu. Yani ne bileyim, çoluğunun çocuğunu dışarı çıkartamıyorsun ya da ne bileyim bir parka götüremiyorsun. Bir şey mi olacak, başına bir şey mi gelecek? Orada öyle akşama kadar oturduk. Hadi akşam ezan okunuyor, hadi eve gel derlerdi. Evden mi öyle giderdik bize? Kültür buydu. Böyle bir kültür yok. Şimdi mahalle bambaşka. Zaten mahalle diye bir şey de yok. O mahalle yok. Olur mu hocam? Var bir tane. Bir dizi var. Biliyorsunuz yani. Bir tane dizi var hocam. Başlıyor, silahla başlıyor, silahla bitiyor. Bilmiyorum, biliyor musunuz, izliyor musunuz? Biliyorsunuz bazı şeyler mesela. Silahla damlıyla başlıyor, damlıyla bitiyor. Artık bir boza markası sadece şey, yani bir semtle ilişkilendiriyor. Bazı şeyler için bu boşaltılıyor. Yani bazı kavramlar bir semtle ilişkilendiriliyor ya da bir markayla, boza markasıyla ilişkilendiriliyor sadece. O mahalle, anlattığınız mahalle kültürü de nostalji. Çok eskilerde. Peki ben şunu diyeceğim. Şimdi yıllardır konuşuluyor bu konular. İşte dizileri eleştiriyoruz, sinema filmlerini. Belki yüzlerce programda anlattınız, kitaplarınızda, seminerlerde. Peki tamam, Türkiye'de bir medya var ve bu medyanın şu an anlıyoruz ki gençleri ciddi anlamda etkiliyor. Çok. Görüyoruz. Artı sosyal medyadan daha bahsetmiyorum bile, o bambaşka bir dünya. Geleneksel medyadan bahsediyorum. Dizilerle, yarışmalarla, çizgi filmlerle, bilinçaltına verilen telkinler, müzikler, klipler, inanılmaz proje var. Peş peşe. Peki, bu kurumlar, bunları kontrol etmesi gereken kurumlar. İşi bu. İşi onu kontrol etmek. Doğru. Peki hala nasıl var? Yani o şu mu? Veriyor cezasını ama adam zaten daha fazla kazanıyor, ödüyor, devam mı ediyor? Kaldır abi o zaman. Haklısınız. Bu konuda daha iyi çalışılması gerekiyor. Ben hep şunu derim, araya gidelim hocam, sözünüzü unutmayın. Ben işte ne bileyim, radyo televizyon kurulu var ya da benzeri işte reklam dernekli. Zaten onun içindeki bazı üyeler de reklam verenler derneğinden falan. Bunların üstünde bir kurum olması lazım. Yani hani diyoruz ya milli medya, milli medya diye bir şey olduğuna ben şu an inanmıyorum. Hani televizyonların bazılarının milli medya adı altında konuşmalarını var. O kesinlikle değil. Milli medya diyen kanallarda daha çok görüyorum o sinema filmlerini. Maalesef. Fantastik filmleri, DC Comics'ler, Marvel'ler havada uçuyor. Hiç dikkat edilmiyor. Hava. Dolayısıyla hep şu var. Yani sen bir albüm mü yapacaksın? Getir bir dinleyelim. Sen klip mi çekeceksin?
Getir bir dinleyelim. Sen orada affedersin yani bir reklamda boru dansı mı yapıyorsun? Ya yani bu ekranda bir reklam. Biliyorsunuz isim vermeyeceğim şimdi. Evet biliyorum. Getir bir onu izleyelim. Sen bunu yayınlayamazsın. Sinema filmi. İşte ben seminerlerde anlatıyorum. Atıyorum işte Warcraft'tan bahsediyorum. Ya şeyden bahsediyorum. Wonder Woman'dan bahsediyorum. Ya orada Türk bayrakları sallanırken Almanların şeyiyle, emriyle zehir yaptı Türkler diyor. Bu sinema filmi Türkiye'de oynadı. Peki kim kontrol etti? Milyonlarca insan izledi. Ki bizi geçtim, dünya izledi. Böyle bir algı oluştu. Saçma sapan, eskiye dönük geri gittiğimizde saçma sapan tarihi diziler, haremden çıkmayan padişahlar, 50 bin tane proje var. Peki işte nasıl olacak? İşte milli medya bunu engelleyecek. Sinema filmi mi, dizi mi, yarışma mı? Getir önce biz bir izleyeceğiz. Hatta ve hatta... oradaki frekansları, şu an o aletler var. Hatta biz bir bölümde programın başında ezan açtık. Tabii düşük frekansta, o belli duyabileceğimiz ses frekansına düşük. O aleti getirip koyduğumuzda ses yükseliyordu. Allahu Ekber, Allah. Yani sen bunu dinletebiliyorsun demek ki düşük frekansla. AVM'lerde de yapılabilir bu. Televizyonun içinde de sen film izlerken başka bir frekansta sana bunu verebilirler. Düşük frekans, infrasonik seslerle. Tabii. Bunların kontrol edildiği, dinlendiği büyük... Çok kaliteli yani şey anlamında, tekniksel anlamda montaj programları var, 25. kareler var, 50 bin tane proje var. Bunların kontrol edildiği bir mekanizma yapılması lazım. Ben şu an olduğuna inanmıyorum. Ama bunu hükümetin, devletin buna el atması lazım. Niye? Bunu her seferinde söylüyorum. 5 ila 10 sene arasında, çok yakın bir zaman, inanılmaz derecede asi, anne babaya karşı, inanç zaten deistlikten ateistliğe gitti. Ve şu anki son dönemki o sözde onur yürüyüşü yapan arkadaşlarla beraber bambaşka bir yere, cinsel sapkınlıkların artık özgürce konuşulmasıyla beraber başka bir yere gitti. Kaybediyoruz bunları. Ya, çok acil önlem alınması lazım buna. Bunu her seferinde söylüyorum ama inşallah bir şeyler vardır. Sizin gibi insanların da bunları hani birçok programda anlatıyorsunuz. Dinlenir inşallah. Bilmiyorum. İnşallah. Ümit var olacağız. Çok konuştun değil mi? Çok dertliyim. Doğru bir noktaya parmak bastın. Ümit var olacağız. Ancak şu da kaynamasın arada. Bu klipten bahsettim ya. Yarıda kalmasın. Zaten linçi yiyeceğiz. Rapçilerden bahsettiniz. Bari klibi anlatayım da öyle yiyeyim linçi. O son çekilen klipte şunu gördüm. Ben çeviriyorum. Şey mi? Satanist klibi mi? Hayır, başka bir klip var. Tamam. O klipte şunu gördüm. Rapçiler yine bir araya gelmişler. Çok fazla izlenmemiş gerçi. Bütçe çok düşük bir bütçe. Klibi seyrettiğiniz zaman siz de anlarsınız. Hı hı. Yani onu normal bir kişi... Ben de çekebilirim onu. Yani biraz program şey programı bilmem lazım. Yapıştırma, kes, yapıştır, birleştir. Bazı programlar var, isimlerini söylemeyeyim. Onları bilirseniz o klibi çekersiniz. Çok düşük bütçeli. Fakat bu düşük bütçeli klipte iki tane şey dikkatimi çekti. Bir, arkadaki duvardaki tek göz. İki, bir uluslararası bir markanın kıyafetini giyip o markanın reklama ortaya çıkması, reklamının yapılması. Şimdi zaten klip çok düşük bütçeli. Onu siz bir de tek başınıza çekersiniz yani. Bir de şeyler var hocam, bunu bilerek de yapanlar var. Hani bu konu böyle komple teorisi, dur ben oraya bir göz koyayım da başka bir yere gider de var. Burada, şimdi siz muhalifsiniz, muhalif bir klip yapıyorsunuz. Muhalif bazı sözler söylüyorsunuz, çevrecisiniz, sisteme kafa tutuyorsunuz sözlerinizde. Siz sistemin babasını arkanıza almışsınız ya. Hangi babasını? O mason babasını. İki, Illuminati babasını. Üç, en üst yapı, Deccal babasını arkanıza. Şeytana kadar gidiyorsunuz. Ve onun da üstünde tabii avatar ise şeytana kadar. Siz onu bir kere arkanıza almışsınız. Yani hiç düşünmediniz mi bu klibi çekerken? Ya tek göz diye bir şey var. Biz bir şey yapıyoruz muhalif. Tamam yapın yine. Çevreci vurgunuz yine olsun. Bari bize bunu demesinler ya. Biz bunu koymayalım arkaya. Ne olur ne olmaz. Diyemiyor musunuz? Bu kadar mı bilinçsizsiniz? Eğer bu kadar bilinçsizseniz o klibi hiç çekmeyeceksiniz. Dikkat çeksin. Böyle bir eleştiri yapmaya hakkınız yok bu kadar bilinçsizsiniz. Dikkat çeksin diye mi yapıldı acaba? Hani daha fazla izlensin. Dikkat çeksin diyorsanız siz o zaman başka bir yapıya o tek gözle göz kırpıyorsunuz demektir. Bu daha tehlikeli. Daha tehlikeli. Bu çok daha o zaman tehlikeli. Bahsettiğin senin yok işte insan hakları, hayvan hakları, yok tabiat falan, onlarla da bir alakan yok aslında. O zaman sen küresel bir sistemin oluşturulması için küresel güçlerle beraber hareket ediyorsun dediğimde ben bana kızmayacaksın. O tek göz oraya koyduysan o zaman bu eleştiriyi kabul edeceksin. Ha ya işte dalga geçeceksen
O zaman da eğer dalga geçeceksen, o zaman ben de seninle dalga geçerim. Niye? Kardeşim, sen dalga geçmek için iş yapıyorsan, oraya tek gözü koyuyorsan, işinde ciddi değilsin. Sen o hayvan hakları vesaire bilmem ne, dağlar, yeşillikler dediğin söylemlerin hepsi gayri ciddi demek. Dağlar derken? Hangi dağlar hocam? İşte Kaz Dağları. Yakın bir zamandan geliyor. Bir Kaz Dağları var, başka... Tamam, ben Kaz Dağları... Bakın, elbette ki biz... O kadar yanlış anlatıldı ki, o kadar başka bir yere çekildi ki. Şunu söyleyeyim. Elbette ki bu kadar ağaç kesilmemesi gerekiyordu, kesilmeyebilirdi, daha uygun bir şekilde bunlar olabilirdi. Ben ona hiçbir şey demiyorum. Yani. Ama şimdi Kaz Dağları çıktı ortaya. Yemekte de kaz yenmiş. Peki diğer noktalarda tepkiler, mesela başka yeşil alanlar da gidiyor vesaire. Tamam. Şunu demiyorum ya, buna tepki göstermediğinizde bu çok bölücü olur. Eyvallah. Fakat şunu anlamak istiyorum. Bu işin samimiyetini ortaya koymak için o zaman eğer gerçekten çevre vurgunuz varsa, Allah rızası için şu gözü koymayın arkaya. Ha, diyebilirsiniz ki ben tesadüfen oraya geldim vesaire. Yapmayın. Bu kadar bilinçsiz olmayın. O zaman biz laf söylediğimizde de lütfen komple teorisyenleri yine sallıyorlar, atıyorlar demeyin. Hı hı. Çok bariz bu tek gözün nerelerde kullanıldığını biliyoruz. Bu arada şey de vardı. Daha sonra videolarını falan izledim. Hani inkar tarzında şey, yani bilmiyordum koymuşlar falan ama çok üstüme geldiler gibi bir cevabı da vardı. Bir şarkıcı, Türk bir şarkıcı, bir klibinde kendi var, bir tane masa lambası var. Masa lambasının önünde o tek gözü görüyoruz, Ra'nın evet. Gözünü. Baştan sona o şekilde geçiyor. Şimdi şunu söylemek istiyorum, çok güzel. Bilmiyorum ismini tabii vermeyeceğim yani, de. Yani hangi amaçla onu oraya koyarsa koysun. Biz bu kadar anlattık. Bizden önce... Ya ben bilmiyorum, yönetmen koydu. Bizden başka önce... Bir, şey dedi. Bir sürü yorumları var onun bizden ilgili ama... Bizden önce diğer hocalarımız anlattı. Diğer hocalar anlattı. Başkaları anlattı. Uluslararası alanda artık bu konularda çalışma yapanlar anlattılar bu mevzuyu. Çocuk bile biliyor bunu ya. Yani çocuk bile biliyor. Ben şey diyeyim, seminerde tabii benim ortaokul lise milli eğitimine gidiyorum. En son Burdur'da bir ortaokul grubu vardı. Tabii şeye de giriyorum, onlara çok fazla giremiyoruz örgütsel yapıya. Hani sosyal medya kullanımından falan da bahsediyorum, paylaşımlardan falan. Kısaca geçerken o tabii piramit de vardı. Hani bunun ne olduğunu bilen var mıydı? Bütün salon, 600-700 kişilik salon, İlluminati diye hepsi kaldırıyor öyle. Anlamını bilmiyoruz ama duymuşuz, görmüşüz bir yerde. Biliniyorsa eğer, sen bunu hala niye kullanıyorsun? Sen de biliyorsun. Bal gibi biliyorsun. Bilmemene imkan yok. Sen görünce ya onu bilmemek niye özellikle hala kullanıyorsun? Duydun işte, biliyorsun bunu. Evet, şimdi pardon. Hocam şöyle devam edelim. Tabii Deccal'i konuşurken tabii ki hadis kaynaklarda Kur'an'da da işaret olduğundan söz edebiliriz. Mehdi. Reklama mıydı öz yönetmenim? Soruyu soracağım, virgül koyacağım, ondan sonra öyle girelim o zaman. Mehdi, Hazreti Mesih, Hazreti İsa'nın gelmesi ve son bir dönem, hani beraber olacakları bir dönemden söz edilir. Kimisi hayır, böyle bir şey kesinlikle yok der. Ben şahsi olarak inananlardanım. Ben de sizin öyle. De az çok ben görüşünüzü öyle. Biliyorum. Aynen. Bu soruyu sormuş olayım, virgül koyayım, araya gidelim. Tamam. Evet sevgili seyirciler, son aramız var, sonrasında devam edeceğiz. Evet efendim, Sebep Sonuç devam ediyor aradan sonra. Erkan Hocam, araya gitmeden önce bir soru yöneltmiştim size. Tekrar edeyim onu, ondan sonra yorumlarınızı alayım istiyorum. Şimdi tabii Deccal, programın genel başlığı Deccal üzerine. Fakat Deccal'i konuşurken tabii Hazreti Mehdi'yi, çünkü o dönem eğer Deccal gerçekten ortaya çıkacaksa ve bu bir insansa, sistem haricindeyse, diğer konuşulan isimli Hazreti Mehdi. Evet. Ve aynı zamanda Hazreti İsa'nın, ki diğer dinlerde de kabul edilen Mesih'in, Hazreti İsa'nın tekrar nüzulü, tekrar geleceği konuşulur.
Biraz onlarla beraber o son dönemi sizden bir dinleyelim, fikirleriniz neler? Evet. Bu son dönem zaten Armageddon dönemini yaklaştıran bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Hatta şöyle bir şey, yani o Armageddon'dan sonra işler daha da karışacak. Bu karışma akabinde de iyice artık iki tarafta kendisini belli etmeye başlayacak. Zaten Hazreti Mehdi'nin geldiği bir zamana baktığımızda özellikle İstanbul'la ilişkisi var bu işin. Yani İstanbul'un tekrar fethedilmesiyle ilişkisi var. Roma'nın da düşmesi tabii çok önemli. İstanbul'un tekrar fethedilmesiyle... Bir de şeyden bahsederler ya, Peygamber Efendimiz'in sancağı. Şu tabii. an burada olduğu Topkapı'da zannedersem saklanıyor. Doğru. Şu anda. Onu alacağıyla ilgili de belirir belki. O yüzden burası çok merkezi bir konumda. Ondan sonra neyi görüyoruz? Deccal'in hamlelerini görmeye başlayacağız. Tam olarak kendini bir şahıs olarak ortaya çıkardığını göreceğiz sisteminin haricinde. Zaten öncelikle Mehdi dediğimiz şahıs Deccal'in kendisiyle değil, sistemiyle mücadeleye başlayacaktır. Zaten zor bir dönem. Yani bunu ilk etapta belki de üstlenmek istemeyebilir. Çünkü bir insan için inanılmaz zor bir şey. Şu an bakıyorum da inanılmaz derecede ben Mehdi'yim, ben işte Mesih'im. Mehdi, ortalıkta ben Mehdi'yim demiyor. Yüzlerce, ya bize de çok fazla geliyor mesajlar. Şurada şu benim var, şurada işaretim var, şurada şu var. Bak işte bilmem ne, işte mühürüm var ondan sonra. Yani ben dediğiniz gibi ben demem. Birincisi, ikincisi de belli hadislere göre işte Medine'de doğacak, işte şunu yapacak mı? Ya hiçbiri uymamış. Doğmuş atıyorum Mardin'de, Yozgat'ta ya da neyse bir yerde, X bir şehirde. Ben Mehdi'yim, gelmiş 50 yaşına. Ve en son şeyde de yaşadık ya, peygamberim diyen öldü, kaç bin kişi gitti. Hani müşteri de buluyor peşine. Buluyor. Şimdi kör bir inanmışlıkla bakarsanız, akıl faktörünü kaldırırsanız daha çok müşteri bulacak kişiler çıkar. Peşlerine de böyle binler, hatta on binler, hatta yüz binler takılabilir. O yüzden bizim iki gözümüz var. Ruh gözüyle bakacağız, evet, bir de akıl gözüyle bakacağız. Bunların ikisiyle birlikte baktığımız zaman o zaman işte doğru bakış açısına ve doğru perspektife sahip olacağız. Mehdi meselesinde de böyle. Bir insanın Mehdiyet üzerinde düşünürken kendisinde o alametleri bulması sıkıntılı bir durum. Çünkü dediğiniz gibi Mehdi, kendisinin Mehdi olduğunu kabul etmeyecek zaten. Alimler ona yüklenecek ve bu görevi devralmasını isteyecekler kendisinden. O da zoraki olarak bunu alacak. Ya biz de öyle değil ki, biz de hakaret boyutuna gelip, küfür boyutuna gelip, ya Mehdi'sin, küfür eder mi Mehdi ya? Nasıl bilmiyorum. Yani bambaşka bir şey var senin kafanda. Mehdilik öyle bir şey değil. Onu bir çıkar kafandan. Ayrıca bizim Mehdi'yi beklememiz, şöyle beklememiz. Tamam, Mehdi'yi beklememiz doğru. İnanmamız bakımından, geleceğine inanmamız bakımından doğru. Ancak şunun bilinciyle beklememiz doğru. Biz çalışacağız. Bir zemini oluşturacağız ve artık gerisini Allah'a havale ederek diyeceğiz ki biz çalıştık, sistemi için uğraşıyoruz, bu sistemi yıkmak için, Deccal sistemini yıkmak görürüz, için uğraşıyoruz. Görürüz, görmeyiz, bilmiyoruz ki. Ama biz şuna takılmayacağız yani. Ben illa Mehdi'yi göreyim ya da acaba ben de alamayacağım. Bak gelecek, kurtaracak bizi. Gelsin, o kurtarsın. Çünkü ben de aynı problemde yani. Ben öldüm mü benim kıyametim kopmuş, bitmiştir. Yani ben gördüm ne olacak, görmedim ne olacak. Bekleyenlerden değilim anlamında söylemiştim. O bile eleştirilmiş. Ne demek ya, yani inanıyorsun hem beklemiyor musun falan diye tarzında. Başka bir şey, ben başka bir şey anlattım. Bu çok ince bir çizgi. Eğer tamamen o gelecek diye düşünürse tembellik içerisinde, rehavet içerisinde biz bunları anlatırken dersin ki onun bununla alakası yok, bunun bununla alakası yok. Dijital yapay zekalar almış başını gider. Dijital ortam her taraftan seni kuşatır. Zaten bir kurtarıcı gelecek, beni kurtaracak dersin. Zaten Deccal'ın bütün alametlerini biliyoruz. Hocam alnında da kafir yazmıyor mu? Bir 30 metrelik merkeple gelmiyor mu? Ben göreceğim zaten, ben ona iman edeceğim kesin dersin. Her şey olmuş bitmiş olur ve gözünden kaçmış olur. Perde iner gözlerine. İşte zaten bu yapılara baktığınızda, bakın Türkiye'deki
cemaatlerin çoğunu ele geçirdiklerini söylediler. İçlerinde olduklarını söylediler. Bu yapı söyledi bunu. İçindeyiz dediler. Türkiye'deki cemaatlerin içerisindeyiz. İşte nerede bu cemaatler? Herkes baksan bizim içimizde yok abi yani. Öyle derler. Ama var. Nasıl içindeler? Zihniyet olarak daraltırsa içinde. Bilgi olarak da içindeler. Türkiye'yi yetiştiriyorlar. Hafızlar, dini biliyorlar, her şeyi biliyorlar. Sızmışlar içeriye. Bunu her dönem yaşamadık mı? Osmanlı'da da yaşamadık bunun mı? En büyük son örneği dönemlerde zaten yaşamadık. Bakın. Vahabizm. Bunun ortaya çıkışında bilirsiniz tamamen bir İngiliz oyunu sonucunda ortaya çıkmış bir mezhepsel yapılanma bu. Bakın bir şey daha söyleyeyim. Zaten Hazreti Mehdi geldiğinde niye mezhepleri ortadan kaldıracak? Çünkü mezheplerin çoğunun içerisindeki tarikat yapılanmaları dahi bu Deccal sistemine monte edilmiş halde bulunacak. Hepsi için demiyorum. Bir de bu benim de iddiam değil. Bir de şey de var. Hadislere hani, baktıklarını da görürler. Hadislerde şey de var. Hadislerde de kıyamette yakın dönemde nasıl bazı yolların sapkınlaşacağı ama o yolların sapkınlaşmasına rağmen işte fırkalara ayrılmaktan bahsediyorum. 70 fırka. Bu insanların buna yani bu yozlaşmayı, o içerideki yozlaşmayı göremeyeceği anlatılıyor zaten hadislerde. Bir de şey hani peki nasıl bilecek? Ya da o ilim nasıl? Ya bunu biz bilemeyiz ki. Biz bunu yani bilemeyiz. Peygamber Efendimiz de 40 yaşında peygamber oldu. O bir hadiste de işte 40 yaşında kendi bilmeyecek, söyleyecekler. Hatta kaç yüz tane alimin biz sende o işareti ya da o şeyi görüyoruz, mehdilik vasfını görüyoruz tarzında. Dediğin gibi kabul etmeyecek falan tarzında böyle bir oluşumdan bahsediyor. Belki o da bir gecede verilecek yani Allah. Zaten kün feyekün yani ol der olur, ben bunu bilemem ki. O tür hadisler var. Ona bu özelliğin bir gecede verileceği, bilgilerin bir gecede Allah tarafından verileceğine dair hadisler var zaten. Dediğiniz çok doğru. Öyle bir özelliği var onun. İhya edilecek bir gecede. Ona verilecek çünkü. O yüzden bu meseleler bir yandan sıkıntılı meseleler. Niye? Bunun üzerine düşündüğümüz zaman bizi alıkoyan meseleler. Ama doğru düşündüğümüz zaman da motive eden. Sıkıntı şu, eksik düşünürsek alıkoyar. Deriz ki zaten çıkacak, biz bir şey yapmamıza gerek yok. Ama bütünleyici düşünürsek motive eder. Tamam kötü durumdayız ama o gelecek. Onun gelmesi için de bizim de bazı işleri yapmamız lazım deriz. Böyle hareket ederiz. Şey var şimdi birçok insanı görüyorum Deccalizm'den bahsediyor. Hayır diyor şey var batıl taraf bunu yapıyor. İşte örgütler şu semboller işaretler şu anki Hollywood'un durumu bilmem ne zaten gençlerin durumu falan bahsediyor. Peki tam batıl çalışıyor bu taraf o taraf yok bitti ne Mehdi'si orada yok şurada yok Kur'an'da yok falan böyle diye bir oluşum var ya kafada. Hani orada bir sıkıntı başlıyor yani. Tabii orada bir sıkıntı var. Ümitsizlik de oradan. Ne olacak peki? Yani tamam kaptıracağız kendimizi artık dünyayı da hükmedecekler. Batıl kazanacak. Böyle mi bitecek yani? Olay bu mu? Ne sıkıntı olacak? Sıkıntı şu. Hak tarafı ne olacak? Zaten Mehdi yoktur dediğiniz andan itibaren geriye bir tek şey kalıyor Murat Bey. Deccal. O zaman Mehdi yoktur derseniz Deccal de yoktur demeniz lazım. Ama şunu görmüyor musunuz? Şunu diyor. Deccal'in bütün emareleri var ki. Var. Şunu tek diyor, hayır diyor, kurtuluş şu, alacaksın Kur'an'ı okuyacaksın. Ya Kur'an'ı okuyacaksın, tamam doğru, evet bizim en temel ihtiyacımız zaten okumadığımız için, anlamadığımız için sorun burada başlıyor ama sen onu devreye çıkarıyorsun, oradaki bazı ayetleri yanlış yorumluyorsun, peygamberi dışarı çıkarıyorsun, hadis o sahte bu değil, bilmem ne mevzu, hadis bunlarla giriyorsun. Şimdi sen hadisi de, sünneti de dışarı çıkarttığın zaman ibadetlerini de yapamıyorsun. Beş vakit namazından tut. Yani en basiti ya şu an kaç kere secde yapıyoruz namazda? Yani kere. İşte iki kere secde. Tamam Kur'an'da var mı bu? O zaman Kur'an'a taş düşüyorsun. Kur'an'dan biz bunları zaten çıkaramayız. Hayır Kur'an'a taş düşüyorsun o zaman. Bir kere yap. Diyebiliyor muyuz? Birisi çıksın desin ki ben secdeyi bir kere yaptım oldu. Namaz, bundan sonra da olur. Vakitlerini tam olarak çıkarabiliyor muyuz? İşte bir sürü şey. Dolayısıyla böyle bir şey, bir oluşum var.
Yani demek ki sadece ben bu bilgimle, bu araştırma kapasitemle, ben o dönemi bilmiyorum, oradaki Arapçaya hakim değilim, o bir kelimenin yüzlerce anlamı var. Gelen zaten bu yüzden uzun sebebine yani... göre var, önceki ayetin, sonraki ayetin durumuna göre, hangi olaya gelmiş, ona göre bir sürü açıklaması var bunun. Bakın benim mesela... mümkün mü bunu bilmem? Cuma namazını çıkarabilir miyiz? Çıkaramazsın. Cuma gününün namazı. Hangi namaz? Sabah namazı mı? Öğle mi? İkindi mi? Peygamber geldi anlattı. Ben şu da var. Sen onu dışarı çıkarmaya başladığında sadece Kur'an yeter dediğinde de Kur'an'a ters düşüyorsun. Niye? Resulüm sana ne verirse al. Ayetine ters düşüyorsun. Hatta öyle bir ayet var ki yanlış kendinden bir şey katsa, yanlış bir şey söylese şah damarından kesip alırız diyor. İşte o yüzden. Ayete bakar mısın? Zaten hadisler... o düzenlenirken bir sistemle düzenlenmiş o dönem. Evet. Yani silsileye bakılmış. Kim ravilere, senedine, hangi ravi bunu nakletti, kimden aldı, güvenilir mi, değil mi? Bunlar çok... Mevzu, hadisler şu an belli. 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 Buradaki nokta şu, Kur'an-ı Kerim'e ne kadar uyumlu, ne kadar değil, bunlara bakarsınız... Biz demiyoruz ki bütün hadisler tamamen külliyen doğrudur. Zaten belli. Zayıf olduğu belli. Belirtiliyor. Belli. Kuvvetli olduğu belirtiliyor. Bunların hepsi belirtiliyor. Ona göre bir yol alırsınız. Bir de tarihsel olarak da şunu söyleyeyim Murat Bey. Bir tarihçi gözüyle baktığımda da şunu görüyorum. Eğer siz İslam'ı inceleyecekseniz hadisleri de bir veri olarak, bir belge olarak kabul etmek durumundasınız. Tarih böyle incelenir. Bu bir bilimdir. Bilim hali budur. Hacını yapamazsın. Zekatını veremezsin. Birçok şey var. Yani Kur'an'da o zaman yani Kur'an her şeyi açıklıyor olsa belki 40 cilt olması lazım. Anayasadır Kur'an. Temeli verir. Bunu yap, bunu yapma der. Örnekler verir. Eski kavimlerden ya da helak olmuş kavimlerin nedenlerinden bahseder. Bir de şey çok ilginç. Şu an günümüzde işte belli kavimlerden, Lut kavminden tut, Semut kavmine kadar birçok kavimden örnekler var. Helak olma nedenleri var. Cinsel sapkınlıklardan, teraziyi yanlış ölçmelerinden tut. Bir sürü. Şu an bütün helak olan kavimlerin suçları yani nedenlerinin hepsini yaşıyoruz biz. O da çok ilginç yani. Helak etti tabii Allah bilir nedenini. Belki son peygamber ümmeti, yüzüstü hürmetine bilemem Allah bilir. Ama cinsel sapkınlığından tut, işte ne bileyim terazideki hatadan tut, evet, kaldırmadan tut. A'dan Z'ye. İki tane örnek verdim sadece. A'dan Z'ye hepsi şu an var bizde. Var, var. Hepsi var. Mesih. Mesih'e gelelim. Hemen tamam. Böyle tamamlıyorum. Zaten yönetmenim ne kadar var? Herhalde 10 dakika var değil mi? Kaç? 4 dakika. Hemen anlatayım. 4 dakika var. Onun da zaten ölmediği, Allah katına çekildiği Kur'an-ı Kerim'den anlıyoruz bunu. Hı hı. Bu var açık olarak görüyoruz bunu. Ve hatta bazı hadislerden şunu anlıyoruz. Döndüğünde, geri döndüğünde bizzat Deccal'i yok edecek kişi. Hı hı. Evet. Yani Mehdi değil Hazreti Mesih. Aynen Mesih Hazreti Mehdi Deccal'le savaşacak ama onu yok etme işi Mesih'e yani kim o? Hazreti İsa'ya düşecek. O onu sıkıştıracak Şam civarında. Şimdi bütün olaylar nereye bağlanıyor? Baktığımızda Şam civarına bağlanıyor. Armageddon meselesine geliyoruz. İşte Megiddo Ovası meselesine Amik geliyoruz. Amik Ovası'ndan tutun aşağı komple. Mename-i Kübra'ya geliyoruz. Amik Ovası'na geliyoruz. O vaat edilen topraklar. Hepsi öyle. Suriye çok önemli bu konuda. Bu bölgeler çok önemli. İşte bu Suriye'de meydana gelen iç karışıklıklar da çok önemli. O yüzden çok uzak bir dönemde değiliz şu anda. Çok uzak bir dönemde değiliz. Suriye'ye baktığımızda, ele aldığımızda gayet de yakın bir dönemdeyiz. Ama tabii tarihini bilemeyiz, onu Allah bilir. Ama ben çok uzak bir dönemde olduğumuzu düşünmüyorum. Bütün bu sisteme de baktığımızda, yani teknolojik altyapıya, donanıma, gelen yeni neslin nasıl olacağına baktığımızda da bunu görebiliyoruz. İşte dijital yeni insan tipiyle birlikte Deccal'in hükümdarlığı artık şah damarlarımıza kadar yaklaşmış. Çünkü neden? O da ilahlık taslamak istiyor. O da Allah'ın bize Kur'an-ı Kerim'de dediği gibi şah damarları kadar insana yakın olmak istiyor ki o yüzden şah damarlarına yakın bir bölgeye çip takma derdinde. Şimdi öyle bir proje de var değil mi? Tabii. Hatta yüz tanımadan tutun, çip vücuda takılan artık hani şey gibi,
kimlik bilgilerimiz tarzında ele ve şu kol bölgesini, hatta filmlerde de gösterdiler onu. Normalde işte zemin... kol kola getirip paramı aktarabiliyorum. Her şey yapabiliyorum. Normalleştiriyor. O zaman şöyle yapalım. Tabii programın sonuna geldik. Deccal başlığı altında bir programdı. Hazreti Mesih ve Hazreti Mehdi konusu tabii şeyin dışında. Beraber ama Deccal başlığı altında devam ettiğimiz için çok kısa değinebildik. Bir Hazreti Mesih ve Hazreti Mehdi programı da yapalım istiyorum sizinle. İnşallah. Yakın bir zamanda. İnşallah. Kitabınızı da getirip hediye ederiz o zaman. Tamam. Deccal çok kitabınıza. Güzel olur. Evet, tarih felsefecisi Erkan Türk'ten hocam. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Çok teşekkür ederim tekrar. Sevgili seyirciler, programın sonuna geldik. Haftaya başka konu ve yeni konuğumla inşallah burada olacağız. Görüşmek üzere, iyi geceler.